أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli misafirler, dostlarımızın gönül dostları, bu akşamki sohbetimize hattat ile alakalı sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün uzaktan aramızda olan Türkiye'de, aramızda olan Mustafa Cemil Efe, Hattat Mustafa Cemil Efe abimiz var. Genel merkezimizi temsilen Gençlik Başkanımız Ünal hocamız aramızda. Eski sekreterlerimizden, eski genel sekreterimiz, eski olsa da bizim gönlümüzde daima yeni Oğuz Üçüncü abimiz de burada. Siz değerli misafirlerimize de, uzaktan gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Programımıza inşallah kelamın en güzeliyle, Allah'ın kelamı ile başlayalım. Sonunda da Allah'ın kelamı ile bitirelim. Açılış Kur'an-ı Kerim'i okumak için inşallah Ömer Subaş hocamızı, kardeşimizi buraya davet ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين وتوفنا مع
Açılış Kur'an-ı Kerim'in güzel sesiyle bizlere okuyan Ömer Uslubaş hocamıza, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Mikrofonu misafirimize sunmadan önce inşallah açılış konuşması için İslam Toplumu Milli Görüş Gençlik Başkanı Günah Günah hocamıza da mikrofonu takdim ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben özellikle Cemiyet Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına, can gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle de Oğuz ağabeyimizi de burada gördük. Kendi cemiyetimde Gençlik Başkanlığından yetiştiğim burada. Çok çok da sevindim. Allah kendilerinden de razı olsun. Cenab-ı Allah'ın yaptığı hizmetleri yolunda geçtiğimizde nasip edesin inşallah. Değerli dostlarım, çok konuyu uzatmayacağım. Ben öncelikle bu güzel lokali oluşturduğumuz için, bizim kadim kültür ve medeniyetimizin dokularını taşıyan bir estetik anlayışla bunu oluşturduğunuz ve yaptığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek olmuş. Özellikle de ismini koyarken bir vefa gereğini büyüğümüzü, hocamızı düşünmeniz, hocamızın da ismini buraya koymanız, o da ayrı bir güzellik olmuş. Bugün de Allah nasip ederse bir güzelliği daha yaşıyoruz. Mustafa Efe hocamızın torunları olan Hattat Mustafa Cemil Efe hocam da onun isminin olduğu bu kütüphanede bizlere Hüsnü Hat üzerine şöyle bir söyleşi yapacaklar inşallah. Ben bu noktada ilgi ve alaka gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Mustafa hocam, Allah razı olsun, bizi kırmadılar, buraya kadar geldiler. Ben nezaketinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu an zaten canlı bir şekilde, bu herkese nasip olmaz, bir Hüsnü Hat nasıl yazılır, kalem nasıl tutulur, büyük bir hattattan bunu görüyoruz. Bu da ayrı bir güzellik. Hocam bizlerle bunu paylaştığı için ben de çok çok sevindim. Ben bu imkanı sağlayan cemiyetimizdeki bütün yöneticilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü medeniyetimiz büyük bir medeniyet ve bu medeniyetin en kadim sanatı da Hüsnü Hat'tır ki bugün de en kadim medeniyetin en büyük sanatı olan Hüsnü Hat'ın sanatkarı olan, hattatımız olan çok muhterem hocamızı da buraya davet ettik. Bugün Allah nasip ederse kendisiyle Hüsnü Hat üzerinden, kültürümüz, medeniyetimiz ve sanatımız üzerinden onun çok değerli bilgilerinden istifade edeceğiz. Cenab-ı Allah gecemizi mübarek eylesin. Özellikle de burada Nurettin kardeşime özel teşekkür ediyorum. Hakeza kendisine ve muhterem eşine bunu bu programı organize yapabilmek için günler öncesinden elinden gelenleri yaptılar. Bize bu fırsatı sağladılar. Teşkilatım adına da ben de çok çok teşekkür ediyorum. Gelirken tabii ki genel başkanımızın da size selamını getirdim. Onun da size çok çok selamı var. Böyle bir organizede gençlerimize çok selam söyleyeyim dediler. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bu günden en güzel şekilde istifade edebilmeyi Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Gününüz mübarek olsun inşallah. Hocam, söz sizin, gününüzsünüz, misafirinizsiniz. Ben böyle bir açılış yaptım. Bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Biz size çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti başladığında Besmele-i Şerif'i yazmaya başlamıştık. İnan Bey'in ve arkadaşımızın konuşmasından sonra ancak tamamlayabildik sadece Bismillah kısmını. Bu sanatın gerçekten meşakkatli, hem öğrenilmesi uzun süren hem de icrası uzun süren bir sanat olduğunu az çok görmüş oldunuz. Örneğin bu Bismillah yazısı üzerinden şöyle birkaç dakika size bu sanatın zorluğunu anlatacak olsam, yazmış olduğunuz bu Bismillah'ı tahsil aşamasıyla beraber
hareketlerini de dahil ederek bir eser haline getirmemiz ortalama 3-4 gün civarında sürüyor. Sadece bu kısmından bahsediyorum. Meşakkatli bir iş. Bugün tabii size yazı nasıl yazılır, kalem nasıl tutulur, mürekkep nedir, kağıt nedir kısmını anlatmayacağım. Bugün size bir sunum hazırladım, öyle geldim. Bu sunumu birlikte yapalım istiyorum. Sizlerin de katılımıyla olsun istiyorum. Burada keşke daha çok insan olsaydı. En azından bazı şeylerin farkına varmamız adına, ama şu anda bulunan insanlar da, yani bu sayıda bu iş için kafi, onlar da başka insanlara belki burada duyduklarını aktaracaklar, hissettikleri duyguları paylaşacaklar. Biraz açıkçası canımız sıkılacak diye düşünüyorum birazdan. Ama öyle olsun, biraz sıkılsın Ramazan abi. Nurettin Bey, sizden rica etsem sunumu takabilir misiniz? Ben de bu boşluğu doldurayım. Hocamı bıraktı. Ben Allah razı olsun. Hocam, hocamız buraya gelirken dedik, hocam siz orada göstereceksiniz ama son bitmiş haliyle de eserlerinizi arkadaşlar görmek ister dedik. Sağ olsun müsaade ettiler. Biz de onun müsaadesiyle hocamızın ilk 3 tane çok özel tablosunu da buraya getirdik. Sağ olsun kendisi. Biri İbrahim Aleyhisselam'ın çok yakinen bildiğimiz duasının güzel bir tablo halinde. Diğeri de yine İbrahim Aleyhisselam'ın olsun diye. Değil mi hocam? Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena tekabbel minna innaka entes semiul alim. Çok güzel bir iki tane bir tablo var burada. Biri sağımızda, biri solumuzda. Ben bunu sizinle paylaşalım istedik. Bir de burada hocamızın gerçekten çok farklı bir şekilde yazdı. Dedi, bir abimiz gördü, sosyal hizmetler başkanımız. Bu gerçekten elden yazıldı dedi. Yani artık inandırmak için artık bilmiyorum. Elde yazılmış, zaten matbaaların ve teknolojinin yapamayacağı bir çalışmadır bu. Hocam sağ olsun, mükemmel bir şekilde de bir an ilerlesini yazmış. Bakanın süresinin son hikayeti, onu da size getirdim. Onu da ilgisi ve alakası olan kardeşlerime de şöyle bir küçük hatırlatma olsun istedim. Allah razı olsun hocam. Sizler de Allah razı olsun. Sunumun açılmasını bekliyoruz. Güzel, bunları da sonra da anlatırsınız değil mi hocam? Çekin. Tabii ki. Sunum açılana kadar hemen şöyle söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz Amel Rasulü hariç diğer iki tane tablomuz bir projenin içerisinden çıkan eserler. Kur'an-ı Kerim'de geçen 40 tane peygamber duasını rahmetli dedem Mustafa Efendi'nin de tavsiyeleriyle babam bir kitap haline getirdi. Sonra babam herhalde mecliste bulunanların birçoğu tanıyorlar çünkü dedem de babam da burada belli vazifeler yaptılar bu camide. Bugün çok ilginç bir işte silsilevi bir geliş bu. Bugün bizim de burada konuşma şansımız doğuyor. Demek ki nesilden nesile Oğuz Hocam. Çok şükür burada bir şeyler yapma, birbirine faydalı olabilme şansı yakalıyoruz. Allah'a çok şükür. Bu öyle bir tavsiyenin eseri. Burada gördüğünüz iki tane eser. Kur'an-ı Kerim'deki 40 tane peygamber duasını dediğim gibi dedemin tavsiyesiyle babam bir kitap haline getirdi. Babamın tavsiyesiyle de ben onları yazıya dönüştürüyorum Allah'ın izniyle. Tasarımları hepsinin hazırlandı. İnşallah bu görmüş olduğunuz tasarımlar taranarak bir kitaba da girecek. O babamın yazmış olduğu kitabın içerisine. Ondan sonra inşallah siz de edinirsiniz kitaptan. Evet. Bugün böyle ben dolaşabilir miyim? İzninizle. Bunlara görüntü gidiyor değil mi? Görüntü. Peki. Bugün klasik İslam sanatları içerisinde nadide bir yere sahip olan müslihat sanatıyla alakalı benden burada bir sunum yapmam istendi. Ama ben bu sunumu yapmazdan önce size bazı şeyleri hatırlatmak istedim. Bu sunumun ismini de kaybolan biz, kaybolan biziz koydum. Sebebine gelince birazdan görecekleriniz, bu sebebi açıklayacağım. Sadece sizden ricam, hani birlikte yapalım istiyorum. Bir arada bunu götürelim istiyorum. Bazı sorularım olacak.
sorularıma dürüstçe, canlı gönülden cevap verirseniz eğer nihayetinde bir neticeye varmış olacağız. Şimdi gelecek olan resmin ne olduğunu soracağım size. Bu resim hakkında bir fikriniz var mı? Buyurun. Mona Lisa. Mona Lisa. Bilmeyen var mıydı içinizde? Mustafa Bey'le evet. Mona Lisa'yı zaten tanıyorsunuz. Herhalde sanatkarında duydunuz. Leonardo da Vinci. Bu yapı hakkında bir malumatınız var mı? Bir kişi söyleyebilir yani. Herhalde herkes biliyor. Buyurun hocam. Paris'te Louvre. Paris'te. Louvre Müzesi'nde baş eser. Şey diyorsunuz. Evet. Yok, yok. Bu eser mi? Ben bunu soruyorum hocam. Mona Lisa'yı evet. Mona Lisa Paris'te Louvre Müzesi'nde. Oğuz hocam çok güzel bir şekilde söyledi. Evet. Mona Lisa Paris'te Louvre Müzesi'nde. Bunu zaten bilmeyen dünyada çok az insan var. Ama tasdik edilmiş oldu. Ben şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu yapının ismini soruyorum. Eyfel Kulesi. Doğru cevap hocam. Evet, Eyfel Kulesi. Bilmeyen de herhalde yoktu içinizde. Bu yapıyı soruyorum. Buyurun. New York. Özgürlük anıtı. Evet, özgürlük anıtı. Doğru. Buyurun. Pizza dedi. Pizza'daki yamuk kule. Evet. Türkçesini bildiniz. Adı Pizza Kulesi. Ama tanıyorsunuz. Yamuk kule. Ama tanıyorsunuz değil mi? Bu binayı. Pizza Kulesi. Buyurun. Beyaz Saray. Beyaz Saray. Aynı şey. Kapital doğru söylüyorsunuz ama bugün evet Beyaz Saray olarak tanınıyor burası. Evet hocam. Beyaz Saray bunun arkasındaki küçük bina ama bu yapı Galata meşhur Lugatü Fasiha'dan evladır. Benim sormaya çalıştığım şey bu yapının nerede olduğu ve adının ne olduğu. Herkes de bunun Beyaz Saray olduğunu söyler. Devam ediyorum. Tanıyor musunuz? Sydney Opera binası. Evet, Sydney yazılmış, yanlışlık olmuş. Oradan dolayı kusura bakmayın. Bu soruya da doğru cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Piramitler. İçinizde bunu bilmeyen var mıydı? Abdullah Yusuf'a sıra gelecek şimdi. Devam ediyorum. Moskova. Kızıl Meydan, evet. Herkes biliyor. Şimdiki soruma içinizden mutlaka cevap verecek biri çıkacaktır. Bakın, şu ana kadar göstermiş olduğum yapılar Müslüman camia içerisinde de, dünya içerisinde de bilinme oranı, gösterildiği zaman bilinme oranı, işte Afrika'daki kabileler televizyon görmemiş falan medeniyetler hariç %99'dur. Size soruyorum, burası neresi? Endülüs'ten. Endülüs dedi, yanlış söylediniz. Şam. Var mı belki? Yıkılmadı mı? Evet, bu görmüş olduğunuz doğru. Şam Ümeyye Camii. Fakat bir şey dikkatinizi çekti mi? Çok önemli bir şey. Eyfel Kulesi'ne baktığınızda, piramitlere baktığınızda ya da Pisa Kulesi'ne baktığınızda aklınızı asla sorgulamadınız. Hemen cevap verdiniz. Fakat Şam Ümeyye Camisi'ni bu mecliste bulunanların ancak %2'si bilebildi. Biri mi? Biri. Biraz da resim açısından. Buyurun. Bari. Birkaç kişi daha atsın. Az önce görmüş olduğunuz Şam Ümeyye Camii, İslam sanat tarihi açısından bizim dünya üzerinde bulunan 3 ulu camimizden bir tanesiydi. Maalesef bilemedik. Bu görmüş olduğunuz da ikincisi. İçinizde bu caminin adını söyleyebilecek var mı?
İnanın bana Pisa Kulesi'nden, Eyfel Kulesi'nden çok daha kıymetli. Çok daha önemli. Herhalde yok. Samara Ulu Cami, Irak'ta, Bağdat'a 90 kilometre uzaklıkta Dicle Nehri'nin kenarına inşa edilmiş. Bizim medeniyetimiz için, kültürümüz için, tarihimiz için en önemli yapılardan birisi. Herhalde Avrupa'da oturanlar bunu tanıyacaklardır. Buyurun. Sevilla. Yaklaştınız evet hocam, yaklaştınız. İçeriden görüyorsa yukarıdan hiç görmedik. Evet. Bu cami de az önceden beri söylemiş oldum. Şam-ı Meyye Camii, Samara Ulu Camii'den sonra dünya yüzeyinde bulunan 3 ulu camimizden birisi. Evet. Kurtuba Ulu Camii. Şimdi bu resim gelsin. Aslında burada bir şeye dikkat çekiyorum. Şimdi görecekleriniz lütfen sizi şaşırtmasın. Yani burada bunları göstermekten gerçekten hicap ediyorum ama bir şey anlamamız adına çok önemli. Şu gelecek olan resmi çok hızlıca geçeceğim. Çok hızlıca geçeceğim. Bunu içinizde tanımayan var mıydı? Şu geçeni. Yoktu değil mi? Evet. Bunu tanımayan var mı içinizde? Gündemde değil mi? Kim? İbrahim abi. Evet. İbrahim Tatlıses herhalde içimizde tanımayan yok, evet. Bunu Avrupa tanıyor. Doğru. Tanıyorsunuz. Herhalde Braveheart'ı izleyenler tanıyordur. Biraz açıdan dolayı. Hayır. Ama tanıyorsunuz. Yok. Gençler daha iyi tanır. Mel Gibson. Evet. Çok meşhur. Bütün dünya tanıyor ya. Ve trilyonlar kazanan bir adam. Evet, herkes tanıyor. Bunu biraz sanatla ilgilenenler tanır. Salvador Dali. Doğru cevap. Şimdi Oğuz hocam tıkır tıkır cevap verdi. Bakalım Salvador Dali'nin gözlerinden çıkan şu şahsı tanıyacak mı? Evet. İçimizde bu soruya cevap verebilecek bir kişi var mı? Ünal hocam bilir bu sorunun cevabını. Çünkü Ünal hocam tam 8 senedir klasik Türk İslam sanatları alanında ders alıyor. Aynı zamanda kendisi ilahiyatçı ve bu hususlara çok ciddi şekilde ilgili. Ama hazır Hamit Aytaş hocanın resmi çıkmışken böylece de kim olduğunu söylemiş oluyor. Bu resmini gördüğünüz şahıs bugün Kur'an-ı Kerim alfabesinin bu levhaların içerisine, camilerin içerisine yazılmasını Harf İnkılabı'ndan sonra sağlayan tek kişi. Yani Harf İnkılabı yapıldıktan sonra yazı yazmayı bırakmayan tek hattadır. İstanbul'da tam 47 tane caminin içerisindeki yazıları bu yazmıştır. Okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in el yazması, Kur'an-ı Kerim'lerden iki tanesini, baskısı milyonlarca kere yapılmış Kur'an-ı Kerim'leri Hamit Aytaç Hoca yazmıştır. Hamit Aytaç. Bir Bülent Ersoy değil, bir İbrahim Tatlıses değil. Burada sorun Hamit Aytaç'ı bilmemekte değil. Onu bilip Hamit Aytaç'ı bilmemekte. Devam ediyorum. Bu da onun resmi. Tanıyor musunuz? Bir kişi içinizden lütfen at sanatıyla meşgul olmayan bir kişi. Bu görmüş olduğunuz şahıs dün Yüreğinde akşam konuşma yaparken de söylemiştim. İstanbul, Samsun, Maraş, Adana, Türkiye'nin yaklaşık 40 şehrinde camilerin yaklaşık %80'inin içindeki yazıları yazan Türk İslam sanatları tarihinin en önemli adamlarından birisi. Oradaydınız değil mi? Çok şükür. Mustafa Halim Özyazıcı. İnanın bana Salvador Dali'den çok daha meşhur olması gereken bir adam.
Devam edelim. Var mı tanıyalım? Şeyh Hamdullah resmi nasıl olsun mübarek? İkinci bir yazıklama var mı? Gerçi de bu nur yüzlü ihtiyar o kadar mühim bir insan ki 40 yıl İstanbul Yeni Valide Camii'nin imamlığını yapmış kurra hafız, dünya gül yetiştirme şampiyonu, eski yazı uzmanı, aynı zamanda Ebru sanatında çiçekli Ebru'yu bulan kişi, aynı zamanda talik yazıda dünyanın en önemli hattatlarından birisi. Tabii talik yazı nedir kısmına girersek oradan zaten hiç çıkamayız. Ama bu bizim İslam sanat, kültür, medeniyet hayatımız için o kadar önemli bir şahsiyet ki adının Necmettin Okyay olduğunu inşallah bugünden sonra en azından şu mecliste olanlar unutmazlar. Necmettin Okyay, inanın, inanın bana az önce resmini gördüğünüz insanlardan çok çok daha kıymetli. Tanıyan var mı? Tolstoy diyenler oldu bunu görüyorum. Değil mi hocam? Evet, ilk Tolstoy geliyor. İsmail Hakkı Altunbezer isimli hakkatımız. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde medrese tür hattatıyla hocalık yapmış. Dönemin en zorlu şartlarında yazıyı yazmış, talebeler yetiştirmiş. Çok önemli bir sanatkar. Yapmış olduğu eserler bugün Türkiye'nin bütün müzelerinde yer alıyor. Yetiştirdiği talebeler de biziz. Şu Safi İstanbul Beyefendisi hakkında malumatı olan var mı? Yok değil mi? Bu kim biliyor musunuz? Umre'ye gidenler var mı içinizde? Umre'ye, hacca, herhalde birçoğunuz gitti değil mi? Peygamber Efendimiz'i selamlamak için yürüdüğünüz yolda komple sağ tarafta yazıların kapılarının üzerinde etrafta yeşil, kırmızı bütün yazıları yazan şahıs budur işte. Hiç merak ettiniz mi bu yazıları kim yazdı acaba diye? Hazreti Peygamber'in huzurundaki 327 metre toplam yazıyı 23 yaşında yazan bu hattatın ismini hiç merak ettiniz mi? Abdullah Zühdi Efendi, bizim kültür sanat medeniyet hayatımız için çok önemli. Silen biziz diye devam edebiliriz. Şimdi buraya kadar herhalde biraz gönlünüz yaralanmıştır diye düşünüyorum. Şuna emin olalım ki televizyon, basın, bize sürekli bunları pompaladığı için biz bunlara her gün maruz kalıyoruz. Her gün maruz kaldığımız için onları öğreniyoruz. Biliyoruz, tanıyoruz. Picasso'yu tanıyoruz, Salvador Dali'yi tanıyoruz. Sanattan gidelim. Ama iş kendi sanatkarlarımıza, kendi medeniyetimize geldiğinde tanımıyoruz. İnanabiliyor musunuz yani? Eyfel Kulesi'ni çok iyi biliyoruz. Sorgusuz sualsiz aklımıza geliyor. Ama ulu camilerimiz gelmiyor. Farkımız hakkında küçücük bir bilgi vereceğim. Tanıyorsunuz yapıyı. Dikey mimari. Dikey mimari göğe yükselen ve Hristiyanlığın biliyorsunuz Hristiyanlığı temsil eden bir mimari şekli. Bizdeki yapı şekli arasındaki farka bakınız. Yatay mimaridir. Fatih Camii'ni görüyorsunuz. Bizde gaye daha çok yayılıp daha fazla insanı sığdırıp daha fazla ibadet etmek ve asla göğe yükselme gayreti içerisinde değil de her daim zeminde olmak yani mütevazilik simgesi. Bir örnek daha verelim. Yine dikey mimari, gotik yapı biliyorsunuz. Yatay mimari. Dünyanın yatay mimari en güzel örneğidir bu gördüğünüz resim. Dış mekan hakkında birkaç şey göstereceğim şimdi. Şu görmüş olduğunuz Notre Dame Katedrali'nin dış cephesinde binayı süsleyen iki tane heykel.
Arkada Paris, Eyfel Kulesi, nehir. Paris'i bilenler bilir. Bütün dünya Notre Dame Katedrali'ni tanır. Neden? Victor Hugo'dan dolayı, değil mi? Notre Dame'ın kamburundan dolayı vesaire. Burayı ziyaret edenler, dış cephedeki heykellerden iki tane örnek görüyorsunuz. Şimdi şu resme bakın. Gotik mimarinin dış cephesindeki bir su aktarma, yağmur suyunu tahliye borusu. Tebrikler. Bir tane daha örnek görüyorsunuz. Gotik mimariden bir örnek. Yine Notre Dame Katedrali'nin dış cephesinden görüyorsunuz. Su olukları. Onlar yapınca böyle yapıyor. Biz yapınca böyle yapıyoruz. Farkımızı gösteriyorum. Altta Rumileri görüyorsunuz. Lazer şuydu. Bunlar Anadolu motifleridir. Bunu buraya Osmanlı koyabiliyorsunuz. Aşağıya yağmur suyu dalgalanmadan aksın diye bir aşağı dil gibi bir sarkıt yapılmıştır. Burası 1,5 metre uzunluğunda tutulmuştur ki Kabe'ye yaslanmış, işte dua eden şahıs tavanda çatıda birikmiş olan suyun altında daha şiddetli ıslanmasın diye. Komple külliyen nezaket. İşte Sivas'taki o meşhur medresenin ismi neydi Bina Bey? Dibri Ulu Camii. Dibri Ulu Camii'nin kapısından şu avucumun içi büyüklüğünde bir madalyon. Ecdadımızın yıldızları simgeleyen bu güzel eserini görmüş olun lütfen. Bizde de hayvan figürleri var ama çift başlı kartaldan başka hiçbir şey göremezsiniz. Bizim binalarımızın dış cephesinde ecdadımızın sunduğu güzellikler bunlar. Biz buyuz. Bir kuş serçe yuvasına girmek üzere. İşte bir kuş yuvası daha. Estetikliği hakkında herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Bir tane daha. Photoshop fena değil. Gerçekten caminin üzerinde kuşlar. Peki size bir soru. İçinizde bu kuş evlerinin, camilerin dış cephelerinin neden yapıldığını bilen var mı? Buyurun. Çok yaklaştığınız zaman tam tersi. Farklı yerlere konup pisletsinler diye. Herhangi bir yerde pisletmesin. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu kuş evleri caminin dört cephesinde yer alır. Her cephesine belli oranda biliyorsunuz kuş konar. Şimdi mesela saçakların üzerine konmuş olan kuşlar kirlettikleri zaman binanın kirlenme süresi saçaklarda duran kuş sayısından dolayı yaklaşık 50 yılı bulur. Fakat siz bir kuş yuvası yaparsanız kuş yuvasının bulunduğu yer yaklaşık 10 yıl içerisinde kirlenecektir. Kirlendiği için de sizin camiyi temizleme zorunluluğunuz olur. Hem kuşlara hizmet edersiniz hem de caminin temizlenme süresini kısaltırsınız. İşte kuş evlerinin yapılma amaçlarından bir tanesi de bu. Bir kapı görüyorsunuz. Herhalde Avrupa'da yaşadığınız için çok görüyorsunuz bu tarz kapıları. Paris'te sokaklarda yürürken çok karşılaşırsınız. Evinize böyle bir kapıdan girmek mi istersiniz? Yoksa böyle bir kapıdan mı? Size kalmış. Yasin suresinin tamamı yazıyor. Çok özür dilerim. Fetih suresinin. Nerede olduğunu bilen var mı yakın? O kadar üzülüyorum ki. Yani teşekkürler hocam. İnce Minareli Medrese. Resim hakkında çok küçük şeyler söyleyeceğim şimdi. İşte Salvador Dali yapmış olduğu eserlerden bir tanesi. Bakın açık ve net olarak söylüyorum.
görmüş olduğum en ahlaksız ressamlardan birisidir. En ahlaklı bulabildiğim tablosu buydu. Onun için bunu buraya ekledim. Şu arkada görmüş olduğunuz resmin güncel piyasa değeri 60 milyon dolardır. Ve batılı zenginler sanatkarlarını desteklemek amacıyla 60 milyon dolara bu eseri müzayedelerde çıkartıyorlar. Ve Salvador Dali'nin adını bugün bu mecliste herkes öğreniyor. Bunu böyle yapıyorlar. Devam edeyim. Şu görmüş olduğunuz resim herhalde tanıyorsunuz bu şahsı. Picasso'nun bir resmi. Picasso şu anda dünyanın en meşhur sanatkarı. Yapmış olduğu resim bu. Sanat tarihi adına konuşacak olursak şöyle söyleyelim. Yani bize verdiği hissiyat böyle olabilir. Ama dünyaya bunun pazarlanışından dolayı bu eserin güncel piyasa değeri 165 milyon dolar. Bakın bu Picasso'nun diğer eserlerinin kaç lira olduğu hakkında size malumat verebilir. Ve inanın batılı zenginler, niye batılı zenginler diyorum? Çünkü Müslüman zenginlerin nerede durduğunu anlatması adına bunu söylüyorum. Batılı zenginler bu eseri 165 milyon dolara değil, 300 milyon dolara, 500 milyon dolara alabilmek için müzayedelerde birbirleriyle yarışıyorlar. Gaye ne biliyor musunuz? Hizmet. Hizmet ediyorlar. Kendi sanatlarına, kendi dinlerine, kendi medeniyetlerine. Ama biz Hamit Aytaç'ı bile tanımıyoruz. Osman Hamdi, kaplumbağa terbiyecisi resmini bize bizim ressamımız diye tanıtan bir kesim var biliyorsunuz. Osman Hamdi bizim ressamımız. İşte yukarıya birazcık şöyle böyle Arapça ifadeler falan yazdı. Burada bir kafasında işte sert kuşuyla falan bir kaplumbağa terbiyecisi. Aman efendim ne kadar güzel, müthiş. Bizim ressamımız Osman Hamdi. Bu resim komple çalıntıdır. Çinli bir ressamdan. Size Osman Hamdi'nin kim olduğunu göstereyim. Osman Hamdi rahlenin üzerine bir kadın oturtup ayaklarının altına Kur'an-ı Kerimleri dökerek o kadını ezdiren bir adamdır. Bunu yapmayı da boynumun borcu olarak biliyorum. Osman Hamdi budur. İsterseniz yakından bakın. Oryantalistlerin bize yaptığı şey bu. Hayatlarında hiç tanımadıkları ve bilmedikleri, çok özür dilerim hemen söyleyeceğim. Hiçbir şekilde görmedikleri haremi kafalarında böyle canlandırdılar ve bütün dünyaya haremi böyle sattılar, doğru mu? Haram yani aslında. Bizim haramımız yani haremimiz içeride olan, asla görünmeyen ailemiz. Buyurun Bilal Bey. Evet. O resim de Ayasofya'da, doğru. İşte güncel değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan bir eser görüyorsunuz. Cehennem adı. Melekleri görüyorsunuz değil mi? Biz bunları öğreniyoruz. Ve bu resimler bu paraları ediyor. Kendimizi sorgulamak zorundayız. Üç noktayı koyduk. Çünkü bunun gibi binlerce, milyonlarca örnek var. Evlerimiz hakkında küçücük bilgi vereceğim. Az önce gördünüz Selçuklu yapısını. Bakın bizde hiçbir zaman köşe yoktur. Köşeler, 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 köşeler. Batı'nın bize dayattığı mimari, ruhlarımızı kirleten, bizi ezen. Bakın biz her daim yuvarlak. Her daim. Evimizin içine bakın. Her şey köşe. Bu çok iyi bir mutfak gibi görünüyor şu an ama bizde hiçbir zaman, bakın, insan ruhu bunu aradığı için bu buraya konuluyor. Her yer köşe. Devam edeyim. İşte Müslüman bir zengin abimizin evi. Bir tek vav harfi oraya eğip büküp koyunca kendini büyük adam oldum zannediyor. Büyük Müslüman oldum. Bu vavı edinebilmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ben bu sanatın içerisindeyim. Bu vavı edinebilmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Hattat'a geliyor diyor ki bana bir tane vav lazım. Hattat diyor ki abi 300 lira. Ya kardeşim 100 lira yaz. Abi diyor 100 liraya vav mı yazılır ya? Ben bir ölüyorum diyor bunu yapana kadar diyor. Çekiyor gidiyor. Sonra internetten bir tane indiriyor. Sonra fotokopiciye gidiyor. Onu büyütüyor kocaman.
Bakın bu kadar eşyaya kaç milyar para harcadı. Getirdi bu kolu. Çirkin, bozuk, sünmüş bir şekilde buraya koydu. Ve büyük Müslüman oldu. Aslımız. Size Sultanahmet, Ayasofya ya da işte ne bileyim Edirne Selimiye Camisi değil. Anadolu'nun göbeğinde küçücük bir kasabadaki bir Selçuklu Camisi'ni gösteriyorum. Sıkıldıysanız hızlı geçebilirim bu arada. Eşrefoğlu Camisi, Beyşehir. İçeri giriyoruz. Bakın, çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Caminin içerisine giriyoruz. Her şey yumuşak. Her şey bizi karşılıyor. Her şey bize göre. Ahşap. Devam ediyoruz. Mihraba ulaşıyoruz. Minberi görüyoruz. Bu mihrabın yapılma süresi 37 sene. Bu minberin yapılma süresi 39 sene. İkisinde birer tane usta yapmıştır. İkisi de birisi İznikli, birisi Ahlatlı iki tane usta tarafından yapılmıştır. Bu Ahlatlı usta sadece ömrü boyunca bu eseri yapmıştır. İşi budur, mesleği budur. Sadece bu eseri yapmıştır sultanın emriyle. Şu mihrabı görmek için, şu minberi görmek için. Bir Müslüman, ben Beyşehir'e gideyim de Eşrefoğlu Camisi'nin içerisinde sultanın emriyle 40 senede zor imal edilmiş ceviz ağacından mamul, hiç çivi kullanılmadan birbirine geçme olarak yapılmış şu camiyi göreyim diyor mu? Ama herkes, ya bir Paris'e gidelim, Amsterdam'ı görelim mutlaka diyor. Diyor ya. Bakın yakından görün. Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Allah. Geometri görüyorsunuz değil mi? Hendeseyi. Ve kuşak yazısı, Yasin suresi. Bu kapının arkasından minbere çıkan hoca burada 70 santimlik bir kapıdan içeriye geçiyor. Eğilerek gelen. Sebebini tahmin ediyorsunuz. Bunlar bizim medeniyetimiz. Neden? Saygı. Saygı hocam. İşte mihrabı yakından görüyorsunuz. Bu gördüğünüz bütün parçalar hepsi tek tek usta tarafından monte edilmiştir. Her birinin rengi özel olarak bulunmuştur. Şu görmüş olduğunuz renk şu anda bulunamıyor. Turkish Blue dedikleri bugün Avrupalıların renk. Sizce neden kayboldu? Yani az önceden beri konuştuğumuz sebepten dolayı kayboldu. Çünkü biz unuttuk yani. İşte Hazreti Peygamber'in Kabri Şerifi, az önce gösterdik, Abdullah Zühri Efendi, hatırınızda kalsın diye tekrar koydum. İşte eseri bu. Allah için yani, Mel Gibson'ı Brad Pitt'i tanırken, Brad Pitt'i bilirken Abdullah Zühri'yi de bileyim. Eseri. Devam edeyim. İşte Necmettin Okyay, keramet gösterip, Ebru'nun üzerine, suya koyduğu kağıdın üzerine çıkan desen budur. Lafz-ı Celal sadece o kısmı Arap zamkıyla yazdığı için o bölüm mürekkep almamıştır. Diğer bölümler Ebru almıştır. Böyle desen çıkmıştır ortaya. Bu bizim klasik İslam sanatlarımızın şaheserlerinden birisidir. Güzelliği görün diye bunu da gösteriyorum. İşte Tolstoy'a benzeyen abimizin yazdığı yazılardan birisi. Nin yarısı. Fiha kütübün gayyimeh yazmış. Rütbetül ilmu ala rüteb. Rütbelerin en üstünü ilim rütbesidir. İsmail Hakkı Altunbezer yine. İşte o dağ gibi adam. Halim Öz yazıcı. Yazılarını görüyorsunuz. Şu ve huve ala külli şeyin gadir'deki harflerin sivriliklerinin onun göğsüne saplanış sebebi bugün şu mecliste onu tanıyan kimsenin olmamasından kaynaklanıyor olabilir yani. Böyle bir hissiyatla bu resmi de bu şekilde koydum. İşte İstanbul'daki Şişli Camii'nin kapısındaki bu yazıyı rüyasında görerek yazan Hattat Hamid Aytaç. Hamid Bey'in ölmeden önceki hali. Ve ne oldu biliyor musunuz? Hamid Bey'e Sabancı sahip çıktı.
Türkiye'nin ilk hat müzesini Halit Bey sayesinde Sabancı açtı. Sakıp Sabancı öldü gitti ama bundan 300 sene sonra sadece Hamit Hatice sahip çıktığı için bütün dünya onu tanıyacak, hatırlayacak. Buna emin oldum yani. Çünkü bununla ilgili bir müze açtı. Hat sanatı müzesi. Hamit Bey hâzâ min fazl-i Rabbi dedi. Bu da Rabbimin fazlındandır dedi ve göçtü gitti dünyadan. Bu medeniyet tarihimizin en önemli hattatlarından birisi olan Sami Efendi'nin sadece imzasıdır. İmzadaki nezakete, zerafete, güzelliğe bakar mısınız? Tamamen altın oranla yapılmıştır. Yani Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bütün her şeyde var olan oranı sanatkarlar hat sanatında bulmuşlardır. Ve yazının içerisine yerleştirmişlerdir. Bu imzada herkese öyledir. Hepiniz biliyorsunuz Beyazıt Meydanı'nda hiç kimse, içimizde hiç kimse, herhangi birisi, hanımlar tarafı da dahil olmak üzere soruyorum. Bu yazının kime ait olduğunu merak ettiğini. Az önce şu imzasını gösterdiğimiz zat var ya, bu yazının önüne geliyor ve diyor ki, Ya Rabbi beni cennette şefiksiz bırakma. Bu da Şefik Efendi'nin yazısı. Topkapı Sarayı'nın kapısındaki yazı. Hatta hakkında malumatınız var mı? Ya inanın sadece farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Yani sadece şurada 15-20 kişiye bunu yapabilirsek ben inanıyorum ki buradan bir şeyler çıkacaktır yani. Allah rızası için yani bunun Abdülfettah Efendi'ye ait olduğunu, Abdülfettah Efendi'nin kim olduğunu birazcık bakalım. Bu da Konya'da Alaaddin Camii. Bunun ustası da bunu 38 yılda yapmış Sultan Alaaddin Keykubat'ın emriyle. Kündekari sanatı, abanoz ağacı. Devam ediyorum. İşte üzerindeki motifler tamamen çivi kullanmadan yapılmış bir eser. Bu da Kayseri Ulu Camii'de. Kısacık anlatıyorum. Rüstem amcam bilir. Kayseri Ulu Camii'de, Kayseri'de olanlar da girmiştir mutlaka görmüşlerdir. Öğle namazı kılınıyor. Bundan yaklaşık 20 yıl önceden bahsediyorum. Öğle namazı kılınıyor. İkindi namazına kadar olan vakitte caminin amcalarından bir tanesi ya bu çok eskidi gideyim de şunu bir boyayayım diyor. Boyacıya gidiyor 4 liraya. Kutusu 4 liraya. 2 kutu yağlı boya alıyor. Geliyor. Yağlı boyanın rengini tahmin edersiniz. Yeşil. Yeşil. Amca öğle namazıyla ikindi namazı arasında bütün minberi boyuyor. 8 TL harcıyor, bütün minberi boyuyor. Devletin bu minberi temizlemek için harcadığı para 3 trilyon. Evet işte. Evet işte hocam maalesef. Maalesef. Alınacak halimiz işte. Ve ne kadar zarar gördü bu inanılmaz şey. Maalesef işte şu görmüş olduğunuz raftiyeler, aralardaki bu kesiklikler falan, o amcanın yapmış olduğu yani şu çiviler, o amcanın yapmış olduğu işten kalan hatıralar yani. Ama zaten gerek de yok. Zaten tanımıyoruz, bilmiyoruz. Görsek ne olur? Camiye girdiğimizde bizim için herhangi bir his uyandırmıyor. Çünkü biz kültür sanat, medeniyet hayatımıza dair herhangi bir bilgiye sahip olmak istemiyoruz. Bu bizim umurumuzda değil. Biz evimize fotokopi yazılar asıyoruz. Biz evimize çıktı alınmış fotokopiden mamül ya da kötü sanatkarlar tarafından üretilmiş ebruları asıyoruz. Takvim yapraklarından kesip yazılar asıyoruz. Onu kötü bir çerçevenin içerisine koyup duvarımıza astığımızda çok kaliteli olduk zannediyoruz. İnanın bana harf inkılabından öncesine kadar böyle söylüyor kaynaklar. Oduncuların evinde bile orijinal yazı, orijinal eserler asılıydı. Herkesin evinde bir cilt ustası tarafından yapılmış eserler vardı. Ama şimdi evlerimizde öyle değil. Diyanet takviminden kes kes yapıştır. Hat sanatı hakkında kısa bilgi. Hüsnü hat. Güzel yazı. Bir örnek. Bitmek üzere. Kamil Aktik Efendi'ye ait müthiş bir besmele. Etraftaki bütün süsleri kaldırıyorum. Sadece salt yazı kalıyor. Yazıya bakınız.
siyah zemin üzerinde. Şimdi bir şey daha yapıyoruz. İşte az önce söylediğim şey. Allah-u Teala bir ağacı, bir bitkiyi, bir insanı yaratırken altın oranla yaratır. Yani şöyle, bir ağacın kökü yukarıda çıkan ilk filizlenen küçücük yaprağıyla 3.2.2.2.2 diye devam eden oranla birbirine bağlıdır. İşte bu oran tam olarak bu. Bu keşidenin başladığı yerle bittiği yeri hesaplıyoruz. Zemine temas ettiği yerden dikine bir kesit atıp soldaki parçanın eşit iki katını sağa alıyoruz. Bakın eşit diyorum ama bu parçayla bu parça birbirine net olarak eşit. Bu ise o 2.2'leri veren kısım. Sanatımız hakkında ne kadar matematiksel, ne kadar hendesi olduğu hakkında da bir malumatımız olsun diye bir örnek daha göstereyim. Bu da Ömer Vasfi Efendi'ye ait bir Besmele-i Şerif. Görelim. Aynı olay burada da söz konusu. Bu sadece besmelerin keşidelerine has değil. Görmüş olduğunuz her yerde, burada, 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 tersten, düzden, alttan, üstten, şeş cihetten var olan altın oran. Ecdadımız bu sanatı ortaya çıkartabilmek için verdiği mücadeleyi, inanın, yani aklınız, hayaliniz, hafsalınız almaz. Sadece bir kitabı açıp bu konuya dair bir şeyler okusanız Hüsnü Hat'ta aşık olursunuz. Onu o kadar çok seversiniz ki. Ben şimdi Hüsnü Hat sanatkarıyım diye size Hüsnü Hat'ta övüyor falan değilim. Bu bizim medeniyetimiz. Ayasofya'ya giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. İşte Ayasofya'da insan orantısıyla görüyorsunuz levhanın büyüklüğünü. Dünyanın en büyük levhaları bunlar. Hattat'ını tanıyan var mı? Bir sebeple gücenmişsin sen bana, söyle sultanım, ne ettim ben sana diye şiirleri olan, aynı zamanda güfleci, aynı zamanda neyzen, aynı zamanda hafız, aynı zamanda okçular deryahını şeyhi, aynı zamanda Anadolu Rumeli kadaskeri Mustafa İzzet Efendi. Vasıflarını saydım. Herhangi bir uçtan, herhangi bir kimse hiçbir Müslüman yakalayamıyor. Çok ilginç değil mi? Ne okçuluktan yakalayabiliyor, ne kadaskerlikten yakalayabiliyor, ne musikiden yakalayabiliyor, ne hat sanatından yakalayabiliyor bu. Size bırakıyorum. Sami Efendi'den selam ve bir cennet meyvesi, aman mürüvvet. Aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anın çün, aşığın zarı amandır ya Resulallah. Ebced hesabına göre aman lafzı Hazreti Peygamber'in ismini verir. Aman dediğiniz zaman aslında Muhammed demiş olursunuz. Onu nasıl bir forma sokarak yazmış Şefik Efendi. Şimdi size Eski Bahçelerde diye bir şiir okuyacağım. Kısa. Daldım çerçevede şu Allah sözüne. Bir fecir ışığı dökülmüş yüzüne. Masmavi zeminde bembeyaz bir gonca söylüyor içini zamanlar boyunca. Sanki filiz filiz ışıktan bir hale çiçekler giydirmiş lafz-ı celale. Şu ayet en tatlı tuvalle işlenmiş, sözleri enginden verilen bir yemiş. Seccade üstüne dikilen şu dizler, bir türlü kelama sığmayan hadisler. Bir alev yanıyor şu celil yazıda, her kıvrım bir başka sevinçle sızıda. Şu nesih, enginde çalkalanan bir gemi, çerçeve belli ki onun iç alem. Harfleri bir güle döndüren hemzeler, yüceden bir uçuş yanakta gamzeler. Çizgiler renk olmuş, nur olmuş, ruh olmuş. Yazı oyun oyun bükülmüş, yorulmuş. Şu çığır şeyhane, şu bebaba nedir? Şu hilal kaşlısı, şu yakut tanedir. Bir altın çalgıya gerilen şu teller, dostça birbirine sarmaşan eller. Tulgalar reyhani miğfer el yazması. Şu tuğra, murassa bir kılıç kabzası. Zümrüdün sarısı, yeşili derini, sükunun güzeli, seslerin engini. Ve ayrı bir eda, hilyesi, sülüsü, bir şehlevent gibi şu ahu gözlüsü. Bir altın şamdanda mum gibi tutuşan, şu narin el miydi Allah'a kavuşan? Ve neyler üflenir, kudümler çalınır, bülbüller dem çeker, güzeller salınır. Bu ahenk
Raks eden damla damla nurdur, sultani yegah şu, şu beste mahurdur. Bir alem hepsinin sevinci, acısı, canlanır duvarda kımıldar her yazı. Sözler ki ruh olmuş, nakş olmuş ezelde, hepsi Rablerine ulaşmış güzelde. Selahattin Batu, solcudur. Hat sanatı hakkında yazmış olduğu şiiri size okudum. Bu işlerle hep uzaktan yakından alakası olmayan bir adamın böyle bir şiir yazmış olmasının sebebi sizce ne olabilir? Aşık işte. Aşık işte. Demek ki Müslüman olmaya bile gerek yok yani hat sanatını sevmek için. O zaman sevmemek ve bilmemek müminin üzerine herhalde vebal. Çok kısa kaldı. Mazhar-ı feyz olamaz düşmeyecek hakenebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür. Halim Efendi'den bir istir. Basmasa mübarek kademini ruh-i zemine, fark etmez idi kimseyi, fark ile teyemmüm. Ve kimsenin lütfuna alma talip, bedeli cevher-i hürriyettir. Bir şey dikkatinizi çekti mi üç tane yazıda? Hiçbir şey sadece sanat olsun diye yapılmıyor. Mutlaka bir manası var. Picasso'nun resimlerinde, Salvador Dali'nin resimlerinde görmüş olduğunuz şey sadece sapıklık. Oğuz hocam kafasını sallıyor. Picasso'cu musunuz hocam? Eyvallah. İşte burada, burada görmüş olduğunuz şey manaya hizmet eden güzel sanat. Manaya hizmet eden bir güzel sanat sadece İslam sanatıdır. Oğuz hocam, vefasız alemde neşeli bir kimse yoktur. Sevinç ve şenlik insan olduğu için değildir. Bu zamanda gamı olmayan kişi ya insan değildir ya bu alemde değildir. Elde altın bileziktir sanat, kibiri ehline feyzü rifat. Son olarak, ol Resulü müçteba, hem rahmete bil alemin, bende medfun nur deyu eflake fahreyler zemin, ravzasın edip ziyaret, dedi Cibril-i Emin, هَذِهِ جَنَّاتُ عَنْدُمْ فَدْكُلْهَا خَالِدُمْ. Ve nihayetinde anladığım sanat Allah'ı aramakmış. Teşekkür ederim. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Hocam gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. Şeyler söylüyorum. Estağfurullah hocam. Kararsanız kalırdı. Söyleyecek misiniz? Tamam. Evet değerli dostlar, sizlere bir sorusu var mı? Doğru da doğru da attım. Peki. Önce hocam şöyle gidelim. Yani siz bilirsiniz peşine. Böyle sıraya gidelim. Hocam Picasso'nun değerli eserlerinden bahsettiniz. Evet. Biçilen fiyatlardan bahsettiniz. Abi. En pahalı eseriniz hangisi veya hangi boyutlarda oluyor bunu sormak istiyorum ki kıyas edebileyim diye sormak istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru sordunuz. Türk İslam sanatları tarihinde satılmış olan en pahalı eser 1.2 milyon dolara Kadı Asker Mustafa İzzet Efendi'nin bir hilyesidir. En pahalı eserimiz budur. Şu anda 50-60 milyon dolara buldu. Oryantalist. Müslümanlar zengin yok. Efendim? Müslümanlar da zengin yok demek. Müslümanlar da zengin çok da. Az önce görmüş olduğumuz meseleyle karşı karşıyayız. Buyurun Oğuz hocam. Mustafa hocam, Allah razı olsun. Takdirden misafirleri dövdü, dövdü. Hiç acımadı. Fakat konuşurken Batı Avrupa'da doğmuş, yetişmiş. Zar zor Türkçe'yi bir arada tutan bir nesne ya da çok fazla yükleniyor bunu dedi. Çünkü bu işin şakası olsun. Bırakın bizim Türk sanat tarihimizi.
din tarihimizi, yazımızı temel bilgi, dili öğrenme, dile sahip çıkma noktasında ciddi bir gayret içerisindeyiz 50 seneden beri. Yani halen Türkçe konuşup Avrupa'da sizi anlayan bir nesille karşı karşıya olmak aslında mucizenin ta kendisi. Bunu anlatırken şunun için demek istiyorum yani. Bu tarihi bize kimse öğretmedi, size de kimse öğretmedi. İmam Hatip'i okudunuz büyük bir ihtimalle. Onu öğrenmediğinizi varsayıyorum. Üniversitede öğrenmeye başladığınızı varsaymak istiyorum. Ama bizim genel kültürümüzün bir parçası değil ama biz her birimiz işte burada okuyan gençler, özellikle işte üniversite okumaya hazırlanmış olan gençlerimizin her birisinin dersi sanat. Yani müfredatın içerisinde sanat vardı ve biz sanatın her aşamasını öğrenerek geldik. Yani Picasso'yu yani medyada çok geçtiği için öğrenmedik, öğrettiler. Yani hani hiç güzel eseri var mı yok mu ya da işte hepsi sapıklık mıdır tartışması ilginç bir tartışma. Guernica diye bir eseri var. İspanya'daki işte sivil direnişi konu eden Alman istilasıyla Franco diktatoryasına karşı direnen insanların işte abidesi, sanat abidesi. Bence güzel bir resim ama aynı yamuk yamuk insanlar yani böyle düz bir çizgi yok. Oysa Picasso gençliğinde güzel resim de çizermiş. O altın oranlı bitmemiş şeyleri de çizmesini biliyormuş yani. İşte hani bizim çocuklar da yapar böyle resimler ya bizim insanımız. Biraz önce seyrettik sizi. Yani işte biz de bayağı yaparız yani. Yani videoya dağıldı. Yani demem olur. Sanata bir saygı beklenecekse ya da sanatla ilgili bir bilinç gelişecekse müfredatımızda neresinde yer ediniyor? Günlük hayatımızda güzel mimari adına şu son 20 yıl içerisinde yapılmış bir tane eser söyleyeyim, ben de size hak vereyim. Yani yine işte mimarlar Avrupa'dan getirilip işte eserler bunları yaptırılıyorlar. Genelde yani bu işte Diyanet'in camisini kilise yapan bir papaz yaptı yani neticede. Bizler bir arkadaş yapmadık. Köln'deki merkez camisi. Yani eleştirileri kabul ediyorum. Neticede bizim de eksikliğimiz olduğunda bu manada herkes kabul eder. Ama bu denli bir eleştiri yapıldığında yani gönül ister ki yani sebeplerine de ünlensin. Hangisi bizim ilgisizliğimizden kaynaklanıyor? Hangisi müfredattaki, genel anlayışımızdaki, genel kültürümüzdeki eksiklikten kaynaklanıyor? Mesela bizim telifle ilgili çok büyük bir sıkıntımız var. Oysa hak yememe üstüne de bir ahlakımız var yani ama ikisini bir araya getiremiyoruz. Yani. Sizin şimdi bu yazınızı kopyalayıp yüksek bir kaliteyle basmayı düşünebiliriz yani hiç size sormadan. Oysa bu haksızlık, eserinize saygısızlık. Yani uzun lafın kısası. İşte Hicaz'ın önümüzden otobüsle bir gidiyorduk. Otobüsle gitmek çok meşakkatli bir yolculuktu ama herkes Şanlıurfa'yı bir kere görmüştü hayatında. Şimdi kimse görmüyor yani. Çünkü direkt uçuyoruz yani. Hiçbir yeri görmeden gidiyoruz. Bizim yaşlılarımız Şam'ı bilirdi. Mağdat'ı bilirdi. Çünkü otobüsle geçmişlerdi. Şimdi oraları bilmemek yani bizimle normal yani. Hayatımıza girmiyor. Irak'ta savaş var. Suriye'de savaş var. Yemen'de savaş var. Mali'de savaş var. Görmek istediğiniz, gezmek istediğiniz yerler netice itibariyle sıkıntılı yerler son olarak da. Bir de içimizden bağımlı bakın akımlar da çıktı yani. Bu dediğimiz şeylerin her birisinin void olduğu, yani gereksiz şeyler olduğu, hatta haram olduğu, bu söylüyor. Yani koca koca devletler var yani neticede işte şu an kendi konsolosunu işte katletmiş, konsolosunu da adam katletmiş olan devletler var. Yani bunların içerisinde yani bize yüklenirken biraz da bir daha acil edelim yani. Ben bir alabilirim sizin sorunuzdan önce. Çok kısaca ama. Ondan muhtemelen kaç değil. Muhtemelen. Oğuz Hocam'la biz aynı şeyleri söylüyoruz. Yani net olarak, tam olarak aynı şeyleri söylüyoruz. Benim yapmaya çalıştığım şey kimseyi burada eleştirmek değil. Ben bunların neden bilinmediğine dair bütün mevzuya vakıfım. İnanın bunu İstanbul'da yaptığımda aynı şeyi görüyorum, gözlemliyorum. Bu bizim suçumuz değil. Bu Batı'nın başarısı, onların başarısı. Bunlar, onlar bize her yerde bunları öğrettiler. Bir şekilde bizim bunlara maruz bıraktılar. Sadece dediğiniz gibi televizyonla yapmadılar, internette de yaptılar, okullarda da yaptılar.
İşte bugün bizim şurada bugün bu meseleleri konuşuyor olmamız bu konuda dertli olduğumuzu gösteriyor. Bu dert bazen birileri bir düzebilir işte bu mecliste olduğu gibi. Ben gerçekten herkesin canlı gönülden bu meselelerden rahatsız olduğuna eminim. Yani size yükleniyorum ama yani doğrudan size yüklenmiyorum. Aslında kendimize, bize, biz Müslümanlara yükleniyorum. Yani bunları bilmek durumundayız. Yani bunun bir şeyi yok. Anlatabiliyor muyum hocam? Yani bunun bir çıkar tarafı yok ya. Ya bunları da anlamak zorunda değiliz ama bazı şeyleri bilmek zorundayız. Bazı şeyleri anlamak zorundayız. Biz çünkü yani görüyoruz Müslüman bugünün tabiriyle münevver yani münevver olmak zorunda. Münevverliğin belli gerekçeleri var, belli sebepleri var, belli sonuçları var. Buraya yani buraya ulaşmak durumundayız biz. En azından bunu üniversitelerimizin, gençlerimizin şimdiden kavramaları, tanımaları, bilmeleri adına farkındalık oluşturmak için bunu yapıyoruz. Yoksa açarız, şiirler okuruz, yazılar gösteririz, işte sanat bu kadar güzel, bunu da yapabiliyoruz, yapıyoruz da zaten yani. Ama ben bugüne kadar bunların o kadar çok yapıldığını ve karşılığında hiçbir şey alınmadığını gördüm ki onun için kaç günlerdir, yani belki birkaç aydır konuşmalarımda hep böyle gidiyor. Diyorum ki bunu tanıyor musunuz? Tanıyorum. Bunu neden tanımıyorsunuz? Ya bunu tanımak sizin suçunuz değil ama bunu tanımamak suçunuz. Bundan yaklaşıyorum ben meseleye. Sizler, yani hepiniz benim ne söylemeye çalıştığımı çok iyi anladınız. Sizinle tam olarak aynı yerde duruyoruz yani. Hiçbir farkımız yok. Çünkü biz biriz, birlikteyiz, beraberiz. Bugün Almanya'da, işte bu akşam burada bu konuşuluyorsa, dün günü değil de bir sergi açıldı. 50 tane eser sergilendi biliyorsunuz. Bu yapılabildiyse, yarın İGMG bir İslam Sanatları Merkezi kurar. Bu işle ilgilenmek isteyen gençler oraya giderler, orada ders alırlar. İnşallah İnan Bey'le bu konuda destek olur, yardımcı olur. Yani bu işlerin gereksiz olduğunu düşünen camianın kim olduğunu biliyoruz. Yani hiç tartışmaya aslında bu konuda gerek yok. Bu işler gereksiz değil. Allah-u Teala'nın ayetlerine hizmet etmek amacıyla, onu güzel yazmak amacıyla, onu güzel süslemek amacıyla ortaya çıkmış sanatlar ve bunlar bizim medeniyetimiz. Rönesans sanat oldu biliyorsunuz. Yani sanat hiçbir şekilde asla ve kata reddedilemez bir şey. Ve bizim sanatımız da bu. Biz resim yapamadık. Çünkü tasvir yasağı vardı. Onun için minyatüre yöneldim. Bakın Picasso, dün söyledim. Picasso diyor ki hocam, Türklerin hat sanatında bulduğunu biz resim sanatında bulamadık. Benim aradığım şeyi onlar hat sanatında bulduk. Çünkü mesele soyut yani. Yani biz soyut anlatımı hat sanatıyı o kadar güzel, o kadar sağlam yapabiliyoruz ki. İşte dün yine söyledim konuşmada. Fransız ressam, bütün o Fransa'nın en meşhur ressamlarını yetiştirmiş adam, André Lhote ismi, diyor ki, yani diyor, ben bu yazıları okuyamıyorum ama bu yazılar inanılmaz bir müzik var diyor ya, bir müzikalite var diyor. Ben de diyorum ki, Picasso'nun, André Lhote'ün ya da işte başka ressamların Kapalı Çarşı'nın girişindeki işte El-Kasib, Habibullah yazısını gören bir tane Fransız ressamın verdiği tepki, o heyecanı biz bir Müslüman olarak veremiyoruz yani. Küçücük bir misal vereceğim, hepinizin affını sığınarak. Anadolu'ya bir ressam geliyor yine, 1940'lı yıllar, inkılap yapılmış, artık tabelalar, her şey latinize edilmeye başlıyor. Bir tane sahafın camında bir yazı görüyor. Hat sanatıyla yazılmış, cennetimiz güzelce yazılmış bir yazı görüyor. O kadar hoşuna gidiyor, o kadar beğeniyor ki. Az önce Picasso'nun dediği şey o eserde var çünkü. Soyut yani. Soyut bir yaklaşım. Müthiş bir eser. Diyor ki ben bunu almak istiyorum. Sahaf gülüyor. Diyor ki ya sen bunu ne yapacaksın? Diyor çok beğendim ben bunu alacağım. Sormuyorsun sualsiz alıyor. Götürüyor varaklı bir çerçeve yaptırıp evinin duvarına asıyor. 5 yıl 10 yıl sonra bir Türk'le tanışıyor. Bir Müslüman hatta. O da sanatkar hatta. Evine davet ediyor. Diyor ki bende bir hat eseri var diyor. Gelip görmeni istiyorum mutlaka diyor. Yıllar önce diyor Türkiye'den almıştım diyor. Gidiyor evine kapıyı açıyor. Salona geliyorlar. Eseri gösteriyor. Bizim Hattat gülmeye başlıyor. Diyor ki nasıl ama beğendin mi? Ya çok güzel tamam beğendim de burada ne yazıyor biliyor musun? Çok özür dilerim söylüyorum. Helaya gidiyor. Helaya giden yazıyor. Tabela bu tabela. Ya bir tabela. Adam tabelayı almış, evine hat eseri diye astırıyor. Bakın Uğur Derman Hoca ne dedi biliyor musunuz?
helale gider yazısını bile duvara astıracak bir sanattır, hat sanatı dedi. Bu cümle gerçekten bakın mühür gibi bir cümle yani. Bu adamların ya bu ibareden bile zevk aldıkları bir sanat elimizde varken biz bundan nasıl uzak kalabiliriz ben aslında şey tartışıyorum. Ona yanıyorum yani, ona üzülüyorum. Ucundan kıyısından yakalayabiliriz. Üstadım buyurun. Yazılarını anlamadığımız için o düşünce olmuş olabilir mi? Mesela Arapça harfleri görüyoruz ama yazılanı anlamıyoruz. Anlamadığımız için o helaya gider yazısı göze hitabet edebiliyor. Anlamını bilmiyoruz. Bu aynı bugün gençler bir İngilizce tişört giydikleri gibi. İngilizce yazıyor, güzel buluyorlar. Ama bizlerden anlamada kızlara bir tişörtler olabiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Bununla ilgili bir kitap görmüştüm geçen. Önde işte tıpkı böyle bir camide bir genç namaz kılıyor hocam. Tişörtünde Tanrı tatile çıktı. Bugün Tanrı benim yazıyor. Haşa. Yani haklısınız. Bu böyle. Ama burada da kusur bize ait yani. Burada da kusur bize ait. Bunu bilmek zorundayız. Yani birçok şey yapılmış tamam ama camiye girdiği zaman eskiden insanlar caminin içerisinde ne yazdığını, kubbede ne yazdığını, kuşak yazısında ne yazdığını bilirlerdi. Çünkü bunlar standarttır, hiç değişmez. Yani bütün camilerin aşağı yukarı kubbelerinde Allah'ın nuru, semavati ve arzı diye başlayan ayet-i kerime yazar. Evet. Hocam biraz önce sanat olarak ülkemizde nasıl karşılıyoruz? İslam dünyasının sanat olarak görülüyor. Mesela bir yazılım bir şey. Bu nasıl? Arapça harfleri Arapça harfleri karşılıklı için mesela karın üzerine bir dizi Arapça seni seviyorum mesela kimse sana bakıyor. Böyle bir şey mi? Evlerde mesela bunları asmaya sakınca olan zaman yani evlerde fazla sunmuyor bu şeyde. Şimdi yavaş yavaş sanat eserleri var basılıyor. Çünkü ayaklarımızda oturmaktan zaman yazısı var. Bilmiyorum böyle eski şeyler var yerlerinde. Bu sebepten dolayı evlerden böyle. Genelde camilerde camilerde bunun güzelliği ortaya çıkıyor. O da yazı olarak değil, işleme olarak genelde daha çok güzel oluyor. Birinci sıkıntı bence bunun bir sanat olarak algılanmayışından kaynaklanıyor. Yani bunu bir sanat olarak algılayabilsek toplum olarak o zaman daha değişik var. Biraz önce Oğuz Ardın da söylediği gibi yapıştır topluyorlar. Güzelce çerçeve yapmaz. Yani bu şekilde oluyor. Ama herhangi bir yaptığı bir resmi, mesela Cumhur sanatçısının yaptığı bir resmi copyright yapsa bile o şekilde oluyor yani orijinal farklılıyor. Bizim sanat anlayışımız mesela şu karşıdaki caminin yapılmasına baktığı zaman renkler yapmış, şöyle yapmış, uğraşıyor. Ama bir yazıya baktığımız zaman çünkü onu sanat olarak görmediğimiz için daha değişik görüyoruz toplum olarak. İlgisizlik alakası da bundan oluyor. Olabilir diye düşünüyorum. Yani, benim rahmetli hocam Profesör Doktor Fevzi Gülüş bana şöyle bir şey söyledi. Oğlum dedi, topluma sanatı yani Hüsnü Han sanatını anlatmaya kalkarsan yanılırsın yani hiçbir şekilde anlatamazsın. Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Bakın bizim meşhur hukuk arkadaşlarımızdan bir tanesi askere gidiyor. Askerler onları sıraya diziyorlar malum. Herkesin mesleğini soruyorlar ona göre bir yerlere dağıtacaklar. Sıra bizim hukuk arkadaşa gelince diyor ki ne iş yapıyorsun? Hattatım diyor. Santrale. Yani hat kablo düşüyor zannetmiş. Şimdi şu konuşma, şu sunum, şu acı tablo herhangi bir işte şehir meydanında halka yapılamaz. Sanat sadece entelektüellerin anlayabileceği bir iştir. Ondan dolayı Anadolu'lu bir teyzenin zaten bir sanat eseri almaya ya da bir amcanın zaten bir sanat eseri almaya gücü yetmeyecektir. Onun bunu yapabilmesi mümkün olmaz. Sanat gerçekten bir medeniyeti ayağa kaldırmak adına üretilen bir şeydir. Şimdi eğer herkes sizin söylediğiniz bilinçte olabilse zaten
Tam altın çağı yaşarız yani. Bütün dünyayı dağıtırız. Bizim istediğimiz şey ne biliyor musunuz? İşte en sıradanından, yani daha doğrusu en azından 2. Murat devrindeki sanat anlayışına kadar böyle ilerleyebilsek, onu başarabilsek. Çünkü Kanuni biliyorsunuz altın çağıdır, Kanuni'nin olduğu zaman. Onu yakalamak şu an için hayal. Yani en azından bugün işte bu teşkilatlar kurulsa, yapılsa bile 100 yıl sürecektir bu. Maksadımız şu mecliste bulunan üniversite okumuş, işte kafası çalışan, sizler gibi entelektüel, bu akşam burada olmayı tercih eden insanlara aslında neyi bilmediğimizi, neyi bilmemiz gerektiğini anlatmak. Bütün maksat bu. Biz bunu şurada başarabilirsek, yarın siz bunu çocuğunuza anlatırsınız, o kendi çocuğunu anlatır. Nesil böyle gider, düzelerek gider, anlatabiliyor muyum? Yoksa bunu inanın anlatamayız yani, mümkün değil. Bu şey gibi hani türbenin demirlerine çabuk bağlar ya da ağaçlara insanlar adak adarlar falan böyle o türbeden bir nimet olacağını falan düşünürler ya. O kadar bidattır yani. Evde yazı var ben yatamam mantığı o kadar bidat bir mantıktır yani. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet. Ben biraz yakınlaşıyorum. Arkadaşlar Allah razı olsun. Belki yani size nasıl soru soracağım da soruyu nasıl soracağım neyi açık kılarım diye düşünüyorum. Yani benim yani şimdi sanat bilim olduğunu söyleyemem. Avrupa sanatına dair. Ama yani bir şey yani aklıma ilk sanata dair mesela Ali Şeriat'ın sözü geldi. Sanat diyor realiteden kaçış. Yani bir sanat anlayışı var. Yani ben bunu şöyle anlıyorum. Avrupa'daki sanat aslında daha doğrusu Avrupa'da teşekkür eden Rönesans'tan sonra teşekkür eden sanat anlayışı. Daha doğrusu o sanatın ne anlama geldiğini, yani bunun bir şey aradığını bilmiyorum. Çünkü bir noktadan sonra sanat Avrupa'da daha çok konvansiyonel olanı yıkmaya yönelik bir dil oluşturma çabası için var. Onun için zaten sanatta bir güzellik aranmıyor. Çünkü mevcut dünya malum, güzellik içinde olduğu dünya malum. O dünyayı işte konvansiyonel olmayan bir dille eleştirmeye çalışıyor. Böyle bir gösterisi. Şimdi bu sanat anlayışını ben şöyle anlıyorum ve cani bir fikirde şayan buluyorum. Çünkü hepimiz yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünyada yaşıyoruz. Yani adına global ya kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Ben kısa bir şey demeye geliyorum. Yani Müslümanlara rağmen kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de dolayısıyla bu sanat anlayışı mümkünce bir takım akımlarda gelişti. Halk sanatında gelişti. Çünkü yazımız elinden alındılar. Bilhassa adam akıllı kalkınacaksa öyle anlıyorum ben. Bu yazımı da hesaba katarak ancak yani biz o bir şey orada yapabileceğiz. Şimdi şairin bir sözü aklıma geliyor. Diyor ki yani fayda yok. Secde et zamanlarıma. Yani bundan tabii ki şimdi gösterdiğiniz sanatların hiçbir işe yaramadığını varsayacak olsam ben çok Japonluğa temayül etmiş olurum. Yani onlar yıkıp eder, tekrar inşa eder. Tabii ki önemli. Fakat sanat anlayışımız ne? Madem Müslümanlara rağmen kurulmuş bir dünyada yaşıyoruz, halk sanatı nasıl o dünyaya karşı bir, nasıl diyelim, cephe edilmesi? Edecek. Ya ediyor mu? Yani halk sanatını ve Türkiye'deki halk sanatkarlarının şu anki durumundan bir haberiz. Edemiyor tabii. Çünkü sanatkarlar aç bir kere. Yani tabii şu mecliste bulunan insanların gerçekten canlı gönülden yakın olduğum için bunu rahatlıkla söylüyorum. Türkiye'de sanata kıymet
Sadece halk sanatına değil, diğer sanatlarımıza da herhangi bir kıymet yok. Kıymet harcayası olmayan bir şeyi siz dünyaya nasıl duyuracaksınız? Öyle bir şey mümkün mü? Önce onun ve yani günümüzde siz diyorsunuz ya globalleşen dünya, globalleşti evet. Ne yapmak gerekiyor? Materyalizm var işte. Ne yapmak gerekiyor? Eserimizi birilerinin, o birileri dediğimiz işte bugün Banski denilen adamı Sotipaj Müzahede'de işte eserini keserek meşhur eden Zümre. Öyle bir zümre oluşturmamız gerekiyor Müslümanlar arasında. Sanatkarlarımızı yüceltmemiz gerekiyor. Sanatkarı yücelttiğiniz zaman sanatın ne olduğunu dünyaya anlatabilirsiniz. Başka türlü böyle bir şansınız yok. Çünkü siz bu sanatı, sizin elinizden birisi tutmadan bunu asla ve hatta hiçbir yere anlatamazsınız. Bakın çok ilginç bir örnek veriyorum. Sotheby's Müzayede'de küçücük bir Çin porselini bayrak kaldıran 15 tane Japon tarafından, şey Çinli bayrakçı tarafından, zengin tarafından 500 milyon dolara kadar çıkartıldı ve alındı. Şu kadar kase. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Çin devleti yapıyor. Çin devleti 10 tane adam gönderiyor. Diyor ki bu müzayedeki bu çanağı kaç lira olursa alacaksınız? Fiyatını da siz belirleyeceksiniz diyor. Yukarıya kadar çıkartacaksınız. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bütün dünya Reuters'undan El Cezire'sine, Türkiye'deki TRT'sinden Almanya'daki Kanal Avrupa'sına kadar bütün dünya o gün bu haberi yapıyor. Küçücük bir çanak 500 milyon dolara satıldı. Peki ne yapılmış oldu? Bütün dünyaya Çin porselenini tanıtılmış oldu. Biz herhangi bir sanat eseriniz için böyle bir şey yaptık mı? Herhangi bir hat tablomuz için böyle bir şey yaptık mı? Hükümetin böyle bir derdi var mı? Herhangi bir zenginimizin böyle bir gayesi var mı? Gayreti var mı? Yok. Peki nasıl olacak? Yani gerçekten dünlüğünü de işte bugün burada şu meclisten birisi çıkacak, ileride bunu kendine dert edinecek, çok da gücü yerindeyse, variyeti yerindeyse 3-5 tane sanatkarı destekleyecek, bunu yapabilmek için mücadele edecek yani. Bu başka türlü asla yürütülemek, öyle mi hocam? Usta sözünüz bitmiş miydi ya, özür dilerim. Ben de dersen, onlar biraz daha farklı boyutuna dikkat çekmek istedim. Ben anladım. Ben anlayamadım. Sanat bir meydan okumaysa, birinci dünya savaşından sonra hani özellikle Rönesans'tan sonra alacaksak da zaten bir soyutlaşmaya kadar götürdüğümüz akımlar işte hepsi bir meydan okumaysa işte Feodal işte bu zaman kas sistemine bir baş kaldırış ise işte, benzer şeylerse işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da özellikle işte üstüne bina edilen işte Batıavrupa merkez bunu yapın onun içerisinden çıkmışsa yani geçmişe bir meydan okumalı olarak bu sanatın böyle bir potansiyeli var mı demek istiyorum. Yani Müslümanlara rağmen kurulan bir dünyayı tetikleyebilecek cinsten bir sanatla mesela bahsetmiş olduğunuz. Ha, benim söylediğimin bir sonraki aşamasından bahsediyorsunuz. Yani bilince diyoruz ya işte bilgiden bilince evet, gün itibariyle. Hocam özür dilerim. El erdi zikri billahi tabi innel guluv ayeti kelimesinin Sotheby's Müzayede'de ne manaya geldiğini insanlara anlatarak, bütün medyaya anlatarak satarsanız 300 milyon dolara bütün dünyaya sanat neyin anlatılması gerektiği İslam üzerinden ona geleceğim ama ben ona itiraz ediyorum. İki şeyden hareketle. Zemin Araplar ona benzer bir akım başlattılar. Ya arkadaşlar anlamadık da gelenliklerle hiç tahmin bile etmedikleri eserleri 500 milyon dolar aldık. Etrafına bir bina çevirdik. Gelir buraya turistik evi yapsın diye yapan insanlar yok değil. Sanat ruhundan yani anladıklarından, eserin ruhundan anladıklarından değil yani bir şey keşfetmiş gelir. Bu herhalde para kazanılacak bir şey işte. Yani bir gün petrol gittiğinde bir alternatif lazım diye yani düşünmüş olan çok bağlar bir şey yani. Biz bunun ötesinden bir şeyden bahsediyoruz herhalde. Biraz önce Sakip Sarancı'nın ismini aldınız. Yani Allah rahmetine kavuştu. Allah günahlarını affetsin. Netice itibariyle rahmet eylesin. Yani merhametiyle muamele eylesin. Biz 1998'de Amerika'ya geziye gittiğimizde gençlikte Sakip Sarancı'nın açmış olduğu el yazı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu var kendisinin benim bildiğim el yazı.
Bu sevgiyi Metropolitan Museum of Art'ta seyretmiş olduk, gezmiş olduk, yani para vererek içinde gezinmiş olduk. Ve gururlandık açıkçası ve Sakip Sabancı'ya bu ismi ya da bu eserleri yaşatmış olması, şimdi bizim ayıbımız mı, onun yani güzel yaptığı bir şey mi, onu da tartışabiliriz. Yani bizim böyle bu şekilde sahip çıkabilecek, yani tırnak içerisinde sonradan görmeden hiçbir zengin görmüyorum. Görse bile şu şekilde yapar, ne kadar prim yapacak Mustafa Hocam? Evet, şimdi evet. 1 milyon yatırırsan seneye ne olur? Hocam, ben deniz Türkiye'nin en zengin insanlarıyla çalışıyorum. Koleksiyonerlerle çalışıyorum, onlara yazılar da yazıyorum. Bugün Türkiye'nin en zengin şahsı, ismini herkes biliyor. Bu şahısla oturup konuştuğumuzda bana söylediği cümle tam olarak buydu. Dedi ki, bunun bize getirisi ne olacak yani? Ne olur? Ne zaman? Ne olur? Yani yarın Sakıp Sabancı'ya ne getirdiyse bugün de onu getirmiş dedi. Yani öldükten sonrası çok önemli değil. Bugün ne getirecek dedi. Cümlesini söylüyorum hani. Bazı şeyler hayal kırıklığına uğratıyor. Ama hocam inanın ben burayı geçtim artık. Yani hani diyorlar ya işin hizmet kısmına falan daha fazla meyletmeye başladı yani. Rızkı Allah bir şekilde gönderiyor zaten. Ama yani bir de çok ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Bu Avrupa'da, şu Almanya'da, bu gelişimde, şu sergide, dün yaptığımız sergide aldığım heyecanı, o gençlerin ilgisini, alakasını, inanın Türkiye'de bugüne kadar açtığım hiçbir sergide görmedim. Yalan söylemiyorum, canlı gönülden söylüyorum. Türkiye'de şu var, ben oradan geliyorum, orada yaşıyorum İstanbul'da. Hazırcılık var, bedavacılık var, hoca çok, bir sürü açatlat var. Ona git. Ama buradakiler bunu açlar yani. Buradaki arkadaşlar bunu açlar. Bunlara bu işi doğru bir şekilde öğrenecek bir sistem kurulursa buradan ortaya çıkacak olan ışık bütün Anadolu topraklarını geçer. Ben net olarak buna iman ettim. Allah'ın izniyle. Bu... Doğru söylüyorsunuz. Biz onların bilmediğini zannediyoruz. Ama az önce örneklendirdik ya yani. Anlıyor diyor ki 1700-1800'leri sanat geldi yani. Bu şahıs hat sanatından zevk aldığını söylüyor. Bu ressam zevk aldığını söylüyor. Demek ki bu batı buna yabancı değil demek ki. Biliyor. Ama siz belki felsefe okudunuz, edebiyat okudunuz, biliyorsunuz mesela birçok insan da biliyordur ki bugün sanat adına mesela işte Gonfrey için sanatın öyküsü kitabı. İşte sanat adına yapılmış, sanat tüm öyküsü gibi falan kitapların içerisinde İslam sanatı bölümü ya bir sayfadır ya iki sayfadır. Daha fazla değil. Düşünün, yani işte Kurtuba Ulu Camii'ni ya da Elhamra Sarayı'nı gezmişizdir yani. Sadece orası bir ansiklopedi dolduracak kadar bilgiye sahip olmasına rağmen bizim sanatımızdaki kudretin farkında olan kişiler ve elinde gücü tutan kişiler bize bunu tutuyorlar yani. Bütün mesele bunlar ibaret. Ben de iki saatte bunu net olarak anlatmaya çalışıyorum yani. Bize bunu tutuyorlar. Biz de unutmayalım diyorum. Tekrar hatırlayalım diyorum. İnan hocamı anlamak açısından yani bildiğim anladığım kadarıyla bana çıkıyor. Yok estağfurullah. Anladığım kadar mesela Kumu Camiler olsun, bizim eserlerimiz olsun yani hat sanatında göstermiş olduğunuz gibi hat sanatındaki o simetriler olsun. Bana şöyle bir sanat anlayışı bile yapılıyor Türk dünyanın. Yani apaçık bir varlık beyanatı ve hat safhası. Yani Ulu Cami mesela tamamıyla mesela Edirne'deki Süleymaniye Selimiye Camii tamamıyla meydan okumuştu. Çünkü o zamanın siyasi artık imkanları, durumu itibariyle sanatkarlar böyle bir sanatlarını bu şekilde icra ediyor. Şimdi zaten sanat anlayışı da şimdi nasıl desem deli gibi. Şimdi
Osmanlı İmparatorluğu'nun belirlediği bir dünyada, milletler sisteminin geçerli olduğu dünyada yaşamıyoruz. Yani Federal Reserve'ın belirlediği, doların çalkantılarıyla belirlenen bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu dünyada yaşıyoruz diye Batı'da teşekkür eden o sanat anlayışının peşinden koşmanın nereye varacağını da görüyoruz hatırlattığı. Çünkü mesela para belirleyici unsursa, liyakat değilse, ben mesela hat sanatın burada en önemli kayda değer tarafını bu olduğunu düşünüyorum. Baştan aşağı liyakat. Yani Alman işte siz oraya yazarken aklıma gelen tek ve ilk kavram Selbstbeherrschung. Almanın yani nasıl terim edeceğiz? Yani, yani müthiş bir şey, şuur diyelim bu kadar. Şimdi mesela dolayısıyla işte para bugün mesela Suudlar'da olduğu için dünyanın en zenginsi dediğiniz gibi milyonlara satılıyor ama dünyanın en zengin tablosu Dubai'de bir otelde sergileniyor. Yani bu Batı sanat açısından belbah bir konu. Çünkü liyakatin lesi yok orada. Sadece paraları kadar arttı. Ve bu da zaten Batı sanatı dediğimiz şeyin dolar kadar bir şey ifade ettiğini anlatan bir şey haline gelmiş. Bu da bunu eleştiren, yani bu şekilde gelen bir takım harika sanat akımları ya da adamları falan Almanya'da biliyoruz. Fakat hakim söylem şu an bu. Hakim söylemi bu olması çok da kayda değer bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Bizim oradan, yani Türkiye ve dolayısıyla hat sanatı dediğimizde, yani o alanda dediğim gibi o alanın yani siyasi manzaraya hesaba kattığımızda ortaya koyduğu söylem diye merak ediyorum. Çünkü ben sanat eserlerine baktığımda her çağda her sanat eserinin siyasi söyleme karşı bilinçli derdiniz bir açıklaması var. Mesela işte Rönesans dediğim, Rönesans teşekkür ettiğinde Orta Çağ'dan sonraki Rönesans'ta birdenbire dini tasvirlerden çok ortadaki masadaki meyve tabaklarını falan görüyoruz. Çünkü yeni doğan bir elit tabaka kendi servetini daha çok resmetmek için koşuşturuyor. Daha doğrusu Rönesans'tan sonraki aşamada, burjuvazinin doğduğu zaman. Şimdi bizde bir hat sanatı, kadim bir hat sanatı var. Ve eski dünyada bir söylemi var gibi. Şimdi siyasi olarak farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyaya karşı nasıl bir söylemi temsil ediyor? Yani hat sanatı, ebru sanatı, yani hangi sanatı, ne tür bir söylem temsil ediyor? Modern sanatlar, yani modern sanatlar açısından mesela şiirin, formasyonun yıkma açısından Türkiye'de şiirin ikinci yıllarla falan filan bayağı bir şeyler yaptığını biliyorum. İlgin bu kadar. Fakat kadim sanatlara dair bir söylemi temsil ettiklerine dair bir bilgi yok. Peki, bunun cevabını dediğim ama bir şey söyleyeyim sana. Ne olmasın istersin? Yani, mesela senin kendi bu dünyanda hat sanatı şunu söylemeli. Bana bunun cevabını verebilir misin? Maalesef. Çünkü ben daha kendi Türkçe yazmasını dahi bilmeyen biri olabilirim. Yani ben kendime ödev olarak Türkçe yazmayı öğrenmeyi verdim açıkçası. Ama Ali Şeriat'ı mi örnek vardın az önce? Ha, kabul ettiğim için değil. Yani modern sanat anlayışını temsilen bir söz sarf ettiğim için. Yoksa ben de... Ya Aristo'dan var mesela sanatla alakalı bir örnek. Bilmiyorum. Politikasını biliyorum da sanatını bilmiyorum. Evet. Sen evet. Tamam. Hocam bir soru. Yani devrimci bir ruhtan hareketle ayetleri becerdi hat yaptan ayetleri. Evet. Bu dünyaya şunu demek istiyorum. Yani normalde işte besmelerin dışında seçtiğinde ayet bir insana işte bir eser hazırladığında ya da bir olayla ilgili bir şeye tefekkür edip bunu yazmam lazım dediğinde insan var olan sisteme karşı böyle bir aykırışın var mı? Hiç kalmış. Yani, ama nerede? Biraz. Kısacası bu. Yok ya kadar. Yani şöyle. Hani illa bir mesaj olacaksa. Kadim sanatın kendisi de bir mesajdır.
ayakta tutulması, işte var olması. Ama atıyorum, yani bu eserin işte buna bir karşılığıdır ya da işte şununla ilgili bir haykırıştır diye her birisine bir şey diyeceksek, bu kadim eserler böyle bir potansiyeli var mı? Ben de merak ediyorum. Ha, hani bilinç diyoruz ya, şuur. İşte bir ayet yeniden işte süsleme yapılacaksa, mesela bizim caminin içine süslenirken o dönem burada görev yapan hocamız bir şey özellikle rica etti. Arkadaşlar içeri girdiğinde dikkat alıyorlar mı bilmiyorum. Hatırlıyor musun Ramazan neye dikkat almamız istiyor? Gelen Almanlar burada kendi peygamberlerini de görsünler istedi. Normalde işte Ali, Osman, Ebu Bekir, Ömer yazarız ya. Onun dışında da isimler var burada bizim yazdığımızda. Sen zaten hemen gördün ya. Bunun arkasında bir düşünce vardı. İşte caminin bir teklifi olsun genel insanlara, merak eden insanlara. İşte camiyi ziyarete gelen insanlara bir teklif olsun diye yapılan bir düşünceydi. Düşünce çok güzel fakat icra fecaat yani. Onu da açıklayayım. Caminin yazıları korkunç ya. Hocam. Tamamen silinmesi lazım. Yeniden yazılması lazım. Onu da net olarak söyleyeyim de. Hocam bekleriz. Selamünaleyküm. Hocam şöyle söylüyorum. Hat sanatının sizin söylediğiniz Batı sanatındaki o işte karşı buluş, direnişin dışında, yani dışında diyorum. Niye? Çünkü onların hepsi var. Dışında bir söylemi daha var. İçerisinde hak dini barındırıyor. Hak dini hizmeti barındırıyor. Bakın bunları popülist bir söylem olarak falan yapmıyorum ben. Bunu hani böyle sopa Müslüman ayağıyla yapmıyorum. Gerçekten sen dini olarak söylüyorum. Rabbi ca'alni mukime salati ve min zurriyeti rabbena ve tekabbel dua. Ayet-i kerimesi yazıyor şurada. Sürevada yazıyor. Bir baba oğluna böyle bir tablo miras bıraktığı zaman duruş o sizin bahsettiğiniz bütün felsefe yerine gelmiş. Bir Müslüman için yapılıyor bu tablo. Bu Müslüman üzerinden de bütün dünya değişiyor. İnanın bana. Eğer baba çocuğuna bu tabloyu, tablonun içerisindeki yazıyı bilerek, anlayarak, hissederek onun da sanatsal açıdan değerini anlayarak sunuyor, takdim ediyorsa o çocuk bunu idrak etti ve bu şekilde yetişecek. Ayetin manası üzerinden giderse aslında hat sanatının sadece manaya hizmet eden, yani Allah-u Teala'nın manasına hizmet eden bir sanat olduğunu çıkar ortaya ve Batı'nın karşısına biz argüman olarak sadece bunu koyuyoruz yani. Başka hiçbir şeyimiz yok. Günümüzde başka hiçbir şeyimiz yok. Özür diliyorum. Bu tarafa sırtımı dönüyorum bu arada. Hocam Allah razı olsun. Yani ben tamamen mutmain oldum. Hatta tamam. Şöyle aklıma şu geldi. Yanılmıyorsam Necip Fazıl Kapalı Çarşı'da falan gezerken şeyhine sormuşlar. Ümmet-i Muhammed ne zaman felah edecek diye. Bir şekilde bana Ümmet-i Muhammed'i göster. Sonra sana felah ne zaman edeceklerini söyleyeyim demiş. Dolayısıyla evet, sanatımız da, sanatkarlarımız da mevcut. Fakat liyakat sahibi tebaa eksik. Yani benim buradan aldığım ders, şahsım adına aldığım dersi umuma da yayabilirim. Yazımızı öğrenmemiz lazım. Yazıya, yazı ayete ve manaya hizmet eden en önemli kısmı budur. Mana olmadan asla yazı olmaz yani. Bu işin bu kısmı çok önemli. Az önce söylediğim şey bana şunu hatırlattı. Okyanustaki bütün balıklar toplanıp bilge balığının yanına gelmişler. Demişler ki ya su diye bir şey varmış. Bize sudan bahseder misin? O da demiş ki bana sudan başka bir şey göstereyim. Ben de size suyun ne olduğunu söyleyeyim. Az önce söylediğine ters bir gönderme bu. İnşallah etrafta Müslüman görmeye başlarsak bu dediğimiz yani suyu anlarız yani. Hocam mikrofonu devam gönderdi. Soru cevap kısmı burada takıla kaldı. Çare edelim.
Benim de isteğim olacaktı da hocam. Buyurun. O eserinize bakarken nasıl oturacağımı anlayamadım da. Belki de parmakla göstererek bir nereden okumaya başlayacağınızı ya da nasıl okunduğunu. Bunu yapabiliriz. Ama şöyle söyleyeceğiz. Yani klasik istif okuma teknikleri dersleri var. Mesela epigrafi gibi, paleografi gibi. Hususen buna özel dersler var. Yani bu yazının nasıl okunması gerektiğini bir haftada öğrenirsiniz. Mesela bir camiye girersiniz, eğer Arapça birazcık biliyorsanız, Kur'an-ı Kerim okumayı birazcık biliyorsanız, bunu çok rahatlıkla çözersiniz. Bir haftada çözebileceğiniz bir iş. Çünkü teşrifat diye bir şey vardır, yani şeref sırası. Ve alt sağdan başlar bu yazılar. Şöyle göstereyim. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim burada. Semi'ul alim. Şimdi burada bakın sanatsal bir hareket var. Bütün dikey harfler yan yana getirilmiş. Fark ettiniz mi? Ama okumada problem yok. Yani alttan üste doğru okuyacaksınız. Şeref sırası. Bakın bu metnin içerisinde bir tane lafz-ı celal neci olsaydı, o lafz-ı celal de mesela minnadan sonra geliyor olsaydı, mutlaka yukarıya alınırdı. Diğer harflerin hepsi aşağıda tutulurdu. Sadece lafz-ı celal yukarı alınırdı. Mesela bizim sanatımızda şeref sırası dediğimiz şeyde önemli olan kısımlardan birisi de bu. Okurken insanların kafasının karışması, lafz-ı celalin yukarıya alınma gayretinden kaynaklanıyor. Şurayı da kısaca. Burayı göstereyim. رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Görüyorsunuz değil mi? رَبَّنَا. Burada bir espri var şimdi. رَبَّنَا ve تَقَبَّلْ دُعَانَ. Böyle. Evet, başka sorusu olan eğer yoksa, evet bir soru geldi hanımlardan. Dünkü sergide tesip olmadığı dikkatimizi çekti. Bize sebebi, bir sebebi var mı hocam? Bayanlardan gelmiş soru. Tesip sanatı, yazıların etrafını süsleme sanatıdır biliyorsunuz. Ve çok uzun zamanlar alıyor. Bazen 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda yapılıyor tesipler. Biz de bu sergiyi birazcık 3 aylık zaman diliminde hazırladığımız için tesip yaptırma şansımız yoktu. Yoksa tesip hattın gömleğidir, onu güzelleştirir. Zaman darlığından sadece yani. Bir de tesip sanatkarı ile hat sanatkarı arasında sanat üretimi açısından fark olduğundan dolayı her esere tesip yaptırmak demek onlara ekstra ücret ödemek anlamına gelirdi. Şu anda da bu sergiyi tertip edebilmek için öyle bir imkan söz konusu değil mi bizim adımıza? Kısa zaman diliminde yaptığımızdan kaynaklanıyor. Boşluğa da cevap vermek çok zor oluyor. Yani. Kameraya konuşsam oraya konuşuyor gibi oluyorum değil mi? Evet, evet. Durum böyle. Eğer sorunun tatmin olmadıysanız soruyu tekrar sorabilirsiniz. Buradan devam edelim hocam. Buyurun. Geldiğiniz bilgilerinizi paylaştığınız çok teşekkür ederiz. Şimdi gidin. Yok, estağfurullah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Baktık, dinledik. Heveslendik. Bismillah, biz bu işe başlayalım dedik. Farklı bir say. Nereden başlayalım, nereden girelim? Yani tavsiyelerimiz kısaca ne olur? Tavsiyelerim önce şu arkada görmüş olduğunuz kitap var ya. Hat sanatı ve meşhur hatlatlar ismi verilen ve buna benzer birçok yayınımız var. Sanat tarihimiz adına çıkartılmış eserler var. Bu eserlerden bazılarını okumak, okuduktan sonra hat sanatı eğitimi nasıl alınır, bir klasik İslam sanatı eğitimi nasıl alınır, hoca nasıl bulunur gibi kısımları öğrenmiş olursunuz. En azından sanat tarihimizin bazı merhalelerini tanımış olursunuz. Ama Ünal Bey gibi bir şansınız da var yani Avrupa'da. Eğer Avrupa'da kalıyorsanız, Nalbeyli'yi kabat içerisinde geliyorsunuz. Bakın,
bilmeyenler için söylüyorum. Ünal Bey 8 yılda icazet kaldı ve Avrupa'dan internet üzerinden ders göstererek bunu başardı. Bu serüven benim çok arzu ettiğim bir şey ki inşallah ileride kitap olur. Bir anı kitabı olur. Çünkü çok zor başarılabilir bir şeydi yani. Ünal Bey başarabildiyse herkes başarır diye düşünüyorum. İnternet üzerinden ders alma şansınız var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ki benim şu anda İstanbul olmama rağmen Samsun'da, Sivas'ta, Amerika'da, yine Almanya'da talebelerim var. Onlara ders veriyorum her hafta. Bu şekilde de ders alabilirsiniz. Önemli olan içinizde aşk düşmesi yani. Eyvallah hocam. Eyvallah. Bir de siz bir şey soracaksınız. Evet, o da soru, bu soruya bir aynı olacaktı. Burada mesela Almanya'daki durumları biliyorsunuz. Hani şimdi soruya değindiniz ama burada ders almak isteyen bir talebe varsa, hat sanatına mail olan arkadaşınız, ilgisi olan arkadaşınız varsa burada internet verecektiniz ama burada Almanya'da hocamız gibi hatlatların sayısı çok çok azdır. Bunu internetten hiç ders almadım dışarıda şanslı olarak ama burada bu sorunu veya teşkilatımızın sunabilecek demin bir şey bahsedildi. Mesela bir araya gelip böyle bir enstitü değil de sanat vakfı mı diyeyim artık onun gibi bir şey düşünülebilir. Ünal hocamız gibi bir hatırladığımız var. Böyle bir düşünce var mı acaba? Yani şahsi ders almak yani farklıdır. Öyle bir sorunumuz var burada. Ders alamak istesek bile bugün mesela sunduğunuz bilgiler farklı o disiplin içinde alt disiplin isimleri, kavramları sunduğunuz yani kısmen bir kendim Almanya'da üniversite bitirmiş olsam bile birçoğunu duymadım mesela. Yani biz buna bir alayız yani. Yani Türkiye var, Türkiye'de bu sanatların, ilim dalları vesaire öğretiliyor, ediliyor vesaire ama biz burada hani ne A'sını duymuşuz, ne Z'sini duymuşuz, ne F'sini, ne Y'sini duymuşuz. Yani böyle bir sorunumuz var burada. Bir yolumuz yok, oraya gidecek yol yok yani. Kendim mesela biraz ders alıyorum belki ama bir hattat bula aradım, senelerce aradım yani. Bir hattata gittim, bir hattat ama bakıyorsun kendisi öğrenmiş autodidakt. Ondan sonra icazet yok vesaire. Öyle şahsiyetlerden de hani direkt zaten kendisini belirtiyor. Yazması tablolara bakıyorsun. Ondan sonra hocam böyle derse bakıyorsun. Böyle bir farklılık var diyorsun. Ondan sonra yeni bir insanla şahsiyetlerle sizin gibi şahsiyetlerle tanışıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki adam bu ders aldığımız şahsiyet araştırmaya başlıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki arkası biraz evde öğrendiği şeyleri öğretiyor. Yani o da fazla bir background'lu bilgiler iletiliyor bizlere. Böyle bir sorunumuz var. Eyvallah. İnanın aynı dertleri paylaşıyoruz yani. Bunu biz çok net olarak gördük. İnan Bey örneklendiriyorum yani. Hani kişiler yüzleme karşı ölmezler ama burada inanılmaz bir şey var. Tamam mı? Belki de Allah-u Teala'nın yardımıyla İnan Bey bizim yanımızda olan öğrencilerden daha önce mezun oldu. Bakın bunun bir sebebi olmalı. Biz bunun derdine çok zamanda düştük. Yani 4-5 senede bunu konuşuyoruz. İşte ben biliyorsunuz 1,5-2 sene önce Ünal Bey'in icadetini burada İDA'da takdim ettim. Ona sürpriz yaparak, sahneye çıkarak takdim ettim. Böyle başlayan bir serüven bugün bir sergiye dönüştü. Bugün burada işte rahmetli dedemin işte bulunduğu mekanda bir sunum yapma şansı oldu. Yani aslında bir şeyler başarıyoruz yani yavaş yavaş. İşte Bekir hocamızla, Kemal hocamızla, Ünal hocamızla görüştük. Görüşüyoruz da biz İGMG içerisinde böyle bir kuruluşun yani İslam sanatları merkezinde olmasını istiyoruz. Canlı gönülden ben çok istiyorum. Ben de bilaveden her türlü bu işe destek vereceğini söyledim. Ünal Bey bilir, ben yazı öğretiminden para almıyorum. Yani talebe yetiştirirken bugüne kadar 760 küsur tane talebeye ders verdim. Bunların hiçbirisinden bugüne kadar ekonomik bir gelirim olmadı. Bu iş tamamen aşkla, şevkle ve gönülle yapılıyor. İnanın bana. Ünal Bey de bu meseleye şahittir. Burada bu iş eğer yapılırsa, tamam, bu gerçekten gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak. Mutlaka belli giderler için şahıslardan belli şeyler istenebilir ama işte ekonomik boyutu da öyle, manevi boyutu da böyle. İstiyoruz, yapılsın. Mutlaka yapılsın. Ve kısa zamanda da Allah'ın izniyle yapılacak diye düşünüyorum.
Oğlun hocam hissiniz ne? Allah razı olsun. Oğuz hocamın da hiçbir şüphesi yok ya. Biliyorum arkadaş olan var bizim. Eyvallah. Evet, hocam, Cevdet Amr'ın Günal hocamız 8 senedir herhalde, evet. Yanlış duymadıysam. Evet. Bunun normal süresi ne kadar oluyor? Yaş gelmiş 30'a başlayabilir miyim bu yaştan sonra? Sevgili kardeşim. Yaş konusuna gelince, 70 yaşında da başlanabiliyor hat sanatı öğrenmeye. Bu sadece gönlünüze düşen aşkla alakalı. Ünal Bey'e, Ünal Bey'in 8 yılda hattat olmasının sebebi, inanın dünyanın her yerindeki otellerin odalarında küçücük bir masanın üzerinde meşlerini yazıyor oluşundan kaynaklandı. Yoksa Ünal Bey mesela 6 yılda mezun olabilirdi diye düşünüyorum. Normal müfredata göre en altı bunun seviye olarak 5 senedir. Full time'den bahsediyorum. Full time, yani haftanın neredeyse her günü 25 saat çalışmak kaydı şartıyla. Hocam buyurun. Hocam ama bir canlı bir şey verelim yani. Sizin abinin yanında... Hocanın yanında performans olmaz. Hocam, kullandığınız kadın 8 sene ya da daha fazla bir bilgiyi öğrendim. Şimdi bu kullandığınız mürekkep ile de bir böyle bir özel bir yapım süreci, evet, var mı? Ya da renklerin, kullandığımız renklerin bir anlamı var mı? Ya mistik mesela, şeyler söylüyorum. Ha, mistik şeyler mi duymak istiyorsunuz? Yok mesela Bilal abi şey biliyorsunuz. O hatta işte o kullanılan renklerin bir anlamı var mı? Mesela orada bir beyaz ya da beyaza benzeyen bir şey görüldüğü mü? Tüm renkleri görüyoruz. Yani onların bir özelliği var mı? Şimdi Ramazan abi, her eser kendi şahsında, kendi direnişiyle tamam ortaya çıkıyor. Mesela Bilal-i Habeşi isimli bir eserimiz var. Bilal-i Habeşi isimli eserimizde kağıttan mürekkebe kadar hiçbir şey siyah değil. Her şey renkli, rengarenk. Sebebi, Hazreti Bilal-i Habeşi'nin siyahi oluşu ve ona bir gönderme. Aslında onun ne kadar renkli bir kişilik olduğu, ya benim dünyama, bana yansıyan, sanatkar olarak yansıyanan burada, aslında onun ne kadar renkli bir kişilik olduğunu söylüyorum ben orada. Bütün renklerle, hepsini kullanarak, o bembeyaz mürekkebi kullanarak ona gönderme yapıyorum. Mesela bizim klasik renklerimiz genelde kırmızı ve siyahtır. Şuraya geçelim müsaadenizle. Kırmızı ve siyahtır. Genellikle biz hep o renkleri kullanmışız. Çünkü bu iki renk insan için en ideal renklerdir. Bu da bilimsel olarak ispat edilmiş. Bir de ağırlığı zaten var malumunuz bu iki renkin. Genellikle siyah ve kırmızıyı kullanıyoruz. O da tercihe bağlı olarak daha çok siyahla. Ama burada bunun renginin önemi yok. Önemli olan bunların nasıl imal edildiği meselesi. Mesela is mürekkebi biliyorsunuz hattatların kullandığı mürekkep. Dün hatta bunu serüveninde anlatmıştım. Epeyce uzun ama şöyle söyleyeyim. Bir isin ortaya çıkartılması, mürekkep haline getirilmesi 6 sene sürüyor. Yani bir şişe, görmüş olduğunuz şişenin içindeki mürekkebin ortaya çıkarılması belki 6 yıl alıyor. Bu da hani mesela eskiden hacca gönderirlermiş bunları. Hacıların sırtında mürekkep tavaf edermiş bir Kabe'yi, maneviyat kazanırmış. İşte gelince onunla hastalıklar Kur'an-ı Kerim yazarlarmış falan. Yani bu ecdadın aslında meseleleri güzelleştirmek için kendi içinde birçok şey yapmış. Bir de çok ilginç, mesela kağıdın üzerinde yumurta sürüyoruz ya biz. Şimdi yumurta, o mürekkep yalamak tabiri vardır. Önce bu mürekkep, is mürekkebin özelliği ve yumurtanın özelliğinden dolayı mürekkep kağıdın üzerinde kalır. Parmağınızla yalayabilirsiniz hemen, hatanızı düzeltirsiniz. Ama aradan 2-3 gün geçtikten sonra, yani eser tam olgunlaştıktan sonra yavaş yavaş şeyin altına çeker, yumurtanın altına. Yumurta üstte bir cam tabaka oluşturur. Yazıyı da üstüne su dökseniz bile normal sökemezsiniz kağıttan. Onun için 1500 yıldır yaşayan yazılar var ya, yüz elimizde.
kaybolmuyor mürekkep. Mürekkebin imal edildiği şey daha önemli, renginden daha önemli geliyor bana ya. O hissiyat. İs. Yani meşe kömürünün isinden veya mum isinden üretiliyor mürekkep. Süleymaniye Camii'nin içinde is toplama odaları var, hattatlar için sadece. Mimar Sinan bunu yapmış biliyorsunuz. Buyurun. Ben de size soru alacaktım. Öncelikle Allah razı olsun. Sizden de. Benim şahsen kitabı okumalara merakım var. Keşfettim daha doğrusu. Eyvallah. Fakat okumada sıkıntı çekiyorum çünkü gözüm alışkın değil. Ve çok dar alana yoğun bir yazı var, yani bir hat yazısı var. Bu konuda okumaya başarsam bile anlamada zorluk çekiyorum çünkü dili çok ağır. Bu konuda nasıl bir tavsiye, nasıl bir iş yapabiliriz, gözünüzü nasıl alıştırabiliriz? Dili ağır derken Osmanlıca metinlerden bahsediyorsun. Aslında Osmanlıca metinleri dili ağır değil. Yani bize yabancı öyle söylüyor. Evet yani maalesef. Hani Ehibba Şive İyama'da Mehdu deden Adayi falan gibi şeyler söylüyor değil mi? Arapçada bir karşılığı varsa yani Arapçaya benzeterek bir anlam işte. Evet. Ama yoksa sıkıntılı yani bizim açımdan. Ya şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum yani. İşte Fuzuli'den bir beyit. Bu genelde camilerde, mescitlerde falan yazar. İşte gam diyarında ecel bilgi güzar etmez bana, yoksa nur varum merkim itibar etmez bana. Cümlesinde siz işte gam diyarında ecel peyki ifadesini Azrail Aleyhisselam'ın geleceğini haber veren bir cümle olduğunu bilirseniz bu bir şey yani bir terim. Bunu başka bir mimaride rastladığınızda hemen çıkarıyorsunuz. Mesela elif harfinin ebced'de bir harfini karşıladığını, aynı zamanda da kabir ifadesini karşıladığını öğrenirseniz böyle yaklaşık 2000 küsür tane şey var. Kitabelerde karşılaşacağınız ana metin var. Onun haricinde bunları sadece ezberleyerek yani sık sık okuyarak çözümleyebiliyorsunuz. Çok zor değil. Az önce dedim yani epigrafi, paleografi gibi dersler bunu sağlıyor. Sadece okuduğunuz, çözümlediğiniz o bölümün ne manaya geldiğini kavrayıp oradan yürümeniz lazım. Dün örneklendirmiştim. Bilmiyorum televizyonda izleyen oldu mu? Mesela hamamların giriş kapılarında kitabede şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki, tînetin nâpâk ise kayrumma sen germu beden önce tathiri kalpeyle sonra tathiri beden diyor. Yani biliyorsun işte. Diyor ki senin kalbin temiz değilse, ruhun kalbin temiz değilse hamamdan medet umma. Germu benin hamam olduğunu bilirseniz eğer bütün hamamların kitabelerini okursunuz. Şimdi önce kalbini temizle, sonra vücudunu temizle diyor. Bizim ecdadımız böyle yazmış hamamın kapısına yani. Bu çözümlemeler kolay. Yapabilirsiniz yani Allah'ın izniyle. Eğer buraya meyletmişseniz de çok güzel bir alan. Bunu da söyleyeyim. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Yani biraz da uzadı. Ama ben çok keyif aldım. İnşallah siz de almışsınızdır. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonrası için de burada hiç tanışmadığım arkadaşlarla da tanışmış olmaktan dolayı şeref duydum. Çok önceden 20-30 yıldır, 40 yıldır tanıdığım insanlar da var burada. Yani beni kucağına almış, sevmiş, bana oyuncak almış insanlar da var. Yeni tanıştığım insanlar da var. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için. Meşhur lafımız, Türkçe lisan ettiysek affola. En önemlisi de sunumun sonundaki cümle. Gerçekten anladığım sanat Allah'ı aramaktır. Teşekkür ederim. Değerli hatta Mustafa Cemil Efe abimiz, biz bu güzel sunumlarınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Cemiyetim, teşkilatım ve burada bulunan kardeşlerim, üyelerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Değerli Ünal Hocam, bizleri ziyaret ettiğiniz için yalnız bırakmadığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Gelen bir sahibine mutlaka bir hediye verip de gönderiyoruz. Hattata verilecek en güzel hediye de mutlaka mürekkeptir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizlerle bir tekrar.
İnşallah hakkın projesi temsil deneyebiliriz. Markasını kapatalım da şöyle. Evet. Biz de konuşmacının değerine göre hediye verilir. Hediyemiz de ona göre almıştır. Şüphemiz olmasın inşallah. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra resmi sohbet kısmı bitsin. İnşallah şahsi birebir çay, pasta, tatlılarımız geldi zaten. Muhabbet bölümüne geçelim. Allah hepinize tekrar geldiğiniz için razı olsun. Bir dahaki sohbetimiz önümüzdeki ay olacak inşallah. Ömer Hocam, Kur'an ile başladık. Kur'an ile bitirelim. Kasıtlı vermedi mikrofonu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام